susacaksın. Trafik giderken döşümden vurdum onu. Cinayeti itiraf etti. Kasten adam öldürme suçlamasıyla kapalı cezaevine gönderildiler. Müge Hanım'a sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki çıkmışım. Ablam bulundu. 18 senedir bu günü bekledim. Bugün benim bayram. Her şeyin çaresi var. Yeter ki kendinize güvenin. Kemal Büyükdeniz yayladaki arsa için mi öldürüldü? Bu adam benim haberim olmadan yer veririm demiş. Buraya İrfan'a verirsen sana kalacak yere ne girişin var ne çıkışın var. Olay i̇şte adam da onun sabahına kayboluyor. Şüpheler kimi işaret ediyor? Bu suçu işleyen oğlu. Düdüğün doldu, kız kaçırmışlar. Tamam Hüseyin, getirdiysek anası babası niye aramamış o zaman bu kızı? Dinle kardeşim. Seni dinleyeceğim. Benim duyar tamam. Duymaz. Kemal da kabul etmediği için dedi Yusuf vurdu diye duydum ilk ben bu kelimeyi. Evet. Oğlu beğenmemiş. Evet. Söyleyeceğiz çok ayıp babası. Bir kişi der, iki kişi der, üç kişi der, o toplumdaki her kişi söylüyor. Tamam, benim hiç bağlansın. Tamam, ne konuştuğunu bilmiyorum. O da bu, dedi. Böyle yaptı. Benim babamı öldürdüler, bu dosya kapansın. Hayır, sen ne diyorsun kız dedi, benim kızım burnuna böyle asla işe etti. Silahım bilmem yok kocam. Hayır, var, kızı yerine saklamışım. Gittiniz ve o gün kahvede oturdunuz mu? Oturdum. Şimdi sen kahvede otururken niye bu adamın cinayetin işlendiği yere doğru gittin de sonra geri geldin? 48 yaşındaki Kemal Büyükdeniz'in katili kim? Az sonra... Müge anladı. 18 Ekim'de kaybolmuş. Evliymiş ayrıca. Eşi de Necla Özyürek. Ama siz bu evliliğe sıcak bakmamışsınız. Bakmadık. Neden? Rahatsızlığı vardı. Midesi alındı. Kalın bağırsakta mide oldu. Onun için biz evlenmesine karşı geldik. Ha, yani o direkt o hanımefendiyle ilgili değildi. Hayır. Evinin Turgutlu'da olduğunu, hanımıyla arasında birazcık sorun olduğunu, burada yalnız kaldığını söyledi bana. 8 Kasım'da polisler geldi. Biz en son 6 Kasım'da gördük. Ben dayını bulduğum yerde öldüreceğim. Şimdi Hayri Hanım da diyor ki benim kardeşim ne oldu? Ben ne kardeşim oldu? Ulaşabiliyorum. Ne karısına ulaşabiliyorum. Evet. Kardeşinin başına eşimi bir şey getirdi. Yoksa onun başına bir şey geldi bilemiyorsun. Aynısı öyle. Keşke elimde bir sihirli değnek olsa ve hayatı değiştirebilsem. İyi olalım, mutlu olalım, huzurlu olalım, neşeli olalım. Hepimiz için dilediğim bu gerçekten. Hepimiz el ele vererek bu acıları hafifletebiliriz. Hiçbir şey için de geç kalınmış sayılmaz. Teşekkür ediyorum. Sana ayrıca el sallıyorum biliyorsun her zaman. Yıldızcığım her zaman ayrıca bir el sallıyorum. Evet canım benim. Yerim seni. Efendim. Öncelikle söyleyeyim. Cuma günü biliyorsunuz 14 yaşındaki çocuğumuzu arıyorduk Yaren'i. O bulundu. Ailesine teslim edildi. Önce güzel haberlerle başlayayım. Cuma günü Hayriye Hanım gelmişti. Kardeşi Turgut Özyürek'i arıyordu. Ya onunla ilgili bantlarımız var. Hanımlar özellikle dikkatle izlemenizi istiyorum. Yani insanda şans olacak yani. Mesela gelinini bulduk. Öyle söyleyeyim sana. Gelinini bulduk. Az sonra izleteceğim sana. Mesela gelinin şöyle ifadeleri var. Kocası 1200 lira maaş alıyormuş mesela. 1100 lirayı kadına veriyormuş. Diyormuş ki 100 lira da bende kalsın falan gibi. Ondan sonra 7 evliliğin ardından. Ondan sonra böyle hanımefendi sabah anlatıyor. Ben de böyle dinliyorum yani. İşte adam evini sattı. Bana 8 bilezik aldı. Bilmem ne yaptı falan filan. Ama adam yok ortada. Şimdi hani her şey var da bilezikler falan. Adam nerede onu bulacağız yani. Adamcağız nerede bilemiyorum. Ama ne erkekler var be kardeşim. Asıl bence ne kadınlar var yani. Hani bunu yaptırabilen kadınlar var. Evet. Evet. Yani şimdi düşünsene. Kocam 1200 lira maaş alıyor. 1100 lirasını sen alıyorsun diyor ki 100 lirası da bana kalsın diyor mesela. Hanımefendi kendisi anlatıyor mesela. Ama o hanımefendi de bir anlayış olsa ya kocam arkadaşım 100 lira olur mu sana? Hadi bunu en kabadayıyla gel kardeş payı yapalım demesi lazım. Bir de aynı evde de yaşamıyorlar. Yani olmaz böyle şey. Ayrı evde yaşıyorlar yani.
Aynı evde de yaşamıyorlar. Ayrı evde. Yani ayrı evde yaşadığın kocan sana bunu veriyor. Neyse dur şimdi. Karıştırmayayım, onu az sonra izleteceğim. Peki canlı yanımızda da olacak. Necla Hanım'a bunun sırlarını sormak lazım hanımefendiye. Şimdi öncelikle annesini arayan Bahriye'cim. Ama Semra'cığım, annesi Bahriye Savaşçı arıyor. Semra'cığım hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Biraz onun buraya gelmesi Semra Hanım'ın eşinin de böyle evet. çabalarıyla oldu. Biraz sürpriz oldu benim evet. için. Yani efendim eşin aslında eşi şöyle bir şey hayal etmiş. Semra da hiç buraya çıkmayacakmış. Eşi gelecekmiş. Nasıl bulacaksın hani Semra'nın haberi olmadan annesini bulacak. Sonra annesine burada bir sürpriz yapacakmış da dedik ki yani o tip şeyleri yapamıyoruz. Daha henüz o kadar... Gelişmiş. Evet yani bulma konusunda o kadar iyi değiliz yani. Hani hiç haber vermeden bulma konusunda. Şimdi Semra 38 yaşında evli iki çocuk annesi. Ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşıyor. Annesi Bahriye Savaşçı ile babası İsmail Erduran. İstanbul Fatih'te 1980 yılında tanışıyorlar. Aynı yıl içinde evleniyorlar. Resmi nikahlı mı? Evet aynı. 81 yılında sen dünyaya geliyorsun. Ancak annen... Sen henüz 3 aylıkken seni babasına bırakıyor ve kayıplara karışıyor. Evet. Niye bırakmış? Sonradan öğrenmişsin herhalde. O konuyla hiç bilgim yok. Babam hiçbir şey anlatmıyor. Hiç konu komşu akraba yok mu? Merak etmedin mi bu zamana Ettim, kadar? Ettim. Hiç kimse bir şey bilmiyor. Anlatmıyorlar. Ya biliyorlar da anlatmıyorlar. Bana anlatmıyorlar daha doğrusu. Sizde olan bilgilerle ben de o kadar biliyorum. O kadar yani. Evet aynen. Sen 3 aylıkken annen seni babana bırakıyor, kayıplara karışıyor. Evet. Şimdi daha sonra baban ve onun birlikte olduğu hanımefendinin yanında büyüyorsun. Aynen. Ne zaman öğrendin? Mesela sen 3 aylıkken o zaman o hanımefendiye anne diyebildin. O zaman daha babam evlenmemişti. Babaannemin yanında büyüdüm ben. Babaannem öldükten sonra o zaman bayağı 15 yaşlarında falandım. Babam evlendi. Ha, sen 15 yaşındayken evlendin. Ya, o yaşlarda falandım yani büyüktüm. Sonra babaannem öldükten sonra babam beni yanına aldı. Beraber yaşadık. Sonra... Eşimle evlendim. Allah razı olsun. Eşin seni seviyor canım. Mutlaka. Sürprizler falan. Evet aynen. Maşallah maşallah. Çok Allah şükür. Nazardan saklasın. Sonra sen yalnız 11 yaşındayken eve bir telefon geliyor. Evet. Birisi aradı. Bir bayan. Ben senin annenim diye. Ben de o zaman daha biraz hiç annemi o beni niye aramıyor? Ben niye arayayım diye. Öyle aklımdan geçiyordu. Ben de inanmadım. Kapattım telefonu. Aa. Ama gerçekten ne birisi dedi sana? Telefon açtı ben senin annenim dedi. Telefonu ben de kapattım. İnanmadım yani. Şaka evet. yapıyor birisi falan diye. O zaman o beni aramıyor. Ben niye arayayım dedim. Evlendikten sonra daha çok anne iç gücülerim daha çok şey yaptı. Aramak istedim. Babama sordum. Eşim de sordu. Anlatmadı babam bir şeyler. Biliyor da anlatmıyor herhalde. Baban hayatta mı? Ha, evet sağ. Neydi adı ne? İsmail Erduran. İsmail Bey size de buradan selamlar, sevgiler. Hayatım hiçbir şey de anlatmamışsın. Ne kadar ağzın sıkıymış yani. Neyse biz Bahriye Hanım'ı arıyoruz. Şeyde ne gözüküyor, nüfusta ne gözüküyor? Evli, bekar. Evli, annemin ismi de yazıyor. Hayır, vukuatlı nüfus kayıt örneğinde annenle ilgili bir şey çıkmıyor mu? Annemle ilgili bir şey çıkmıyor derken çıkıyor herhalde. Eşim araştırdı. Ben de habersiz araştırdığı için eşim daha çok biliyor ama bugün gelemedi eşim. Sağ işi. Diyorum ya bayağı bir sürprizli olacak. Evet, aynen. Eşinin anlattıklarına göre ama. Tamam o zaman biz Bahriye Savaşçı'yı arıyoruz. Resmen boşanmışlar o zaman. Evet. Dul yazıyor. Annen de. O zaman bir daha evlenmemiş yani. O kadarını bilmiyorum vallahi ki. Tamam o zaman bilgim Bahriye yok. Savaşçı. İnşallah bizi izliyordur. 11 yaşındayken Semra onu aramış. Ben senin annenim demiş. İnşallah şu anda da bizi izliyordur. Hemen arar. Ben senin annenim der. İnşallah. Niye anneni arıyorsun? Bir söyle bakalım. Annen inşallah bizi izliyordur. Niye arıyorum? Yani merak ediyorum. Sağ mı ölüm? O beni niye aramadı bu zamana kadar? Bıraktı küçükken. İnsan evladını aramaz mı? Bıraktığı zaman. Bir şey diyor mu? 3 aylık da bırakmak için çok küçük. Yani. Kadının ciddi benim bir sıkıntısı olması kadarıyla lazım. Yani ya anlaşamadılar. Bırakıp gidiyormuş beni o zamanlar. Ya gezmeye mi gidiyordu artık babam işe gittiği zaman? Evde. Görmek de istemiyor demiş yani. Avukatıyla sadece ablam var. Ablam şey yaptı. O kadar biliyor. Ablam da ufaktı o zaman. Babamın birinci karısından. Onun dediği kadar. Ablam da fazla bir şey bilmiyor yani.
E tabii şimdi resmi nikahla evli olduğunuza göre boşanma şeyleri falan yok senin elinde anladığım kadarıyla. Yok, evet. Normalde sen 3 aylıksın, anneye verilirdin. Aynen. Yani. Sana da nasıl bakmış babaannen 3 aylıkken, helal olsun kadına yani. Yani yengemlerin yanında falan büyüdüm. Ablam da ufaktı, o da yardımcı oldu babaannemin yanında, yengemlerle. Hayatım, kim nasıl yardımcı olursa olsun 3 aylık bebek büyütmek kolay mı yani? İşte yine aslında annelere düşüyor. Babaanneye düşmüş bu koşullarda da Allah büyük razı olasılıkla. Olsun. Peki anneannen, dayın, teyzen? Vallahi biz nüfus müdürlüğüne gittiğimizde iki teyzem çıktı. Bir tane de dayım. İsimleri ne? İsimleri biri Nurten, Ahmet, birisi de Nermin'di galiba. İki teyzem bir de dayın var. Evet. E peki baban bilmiyor mu onları evlenirken falan? Bilse de anlat. Senin de bir şeyden haberin yok be. Hiçbir şey var. Gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir bilgim anlatmıyor. Yani babam bildiğiniz bir gizli kutu yani. O konuyla hiçbir şey anlatmıyor. Vallahi ağzı sıkıymış ha. Artık bunu siz bulacağınız. Tamam. En azından soyadı var yani. Hani bilmem nereli bilmem kim demiyoruz. Bahriye Savaşçı'yı tanıyan bilen varsa efendim, sizlerden telefon bekliyoruz. Ve evet, kardeşi Turgut Özyürek kayıp. Hayriye Hanım buraya stüdyomuza gelmişti. 58 yaşında Turgut Özyürek Manisa Ahmetli'den 18 Ekim'de kayboldu ve kaybının üzerinden bir ay geçti. Manisa Salihli'de yaşayan Hayriye Özyürek, kendisinden bir süredir haber alamadığı 58 yaşındaki kanser hastası kardeşi Turgut Özyürek'i bulmak için gelmişti stüdyomuza. 18 Ekim'de kaybolmuş. Evliymiş ayrıca. Evli. Eşi de Necla Özyürek. Ama siz bu evliliğe sıcak bakmamışsınız. Bakmadık. Neden? Rahatsızlığı vardı. Midesi alındı. Kalın bağırsakta mide oldu. Onun için biz evlenmesine karşı geldik. Hayır. Yani o direkt o hanımefendiyle ilgili değildi. Hayır. Evini sattığı da ortaya çıkan Turgut Bey'in nerede olduğu bir türlü anlaşılamazken kardeşi Hayriye Hanım hayatından endişe ediyordu. Bunu aldıktan sonra Ahmetli'deki evi satıyor, Turgutlu'ya taşınıyorlar. Yani hanım orada oturduğu için eşinle beraber kiraya durmuşlar Turgutlu'da. Yani altınlar yapmış hanımına. Bir ev parasını takıya mı harcamış? Takıya evi harcamış. Satınca eşine de bir tane bilezik mi almış? Hayır, takıya harcanmış. Kirayı şey yapınca abim... Bütün ev parasını? Evet. Eşi evden ayrılmış. Evet. Daha sonra da sen eşinin başka bir ilçede yaşadığını öğrenmişsin. Evet. Bu nedenle de demişsin ki seni eşin dolandırdı, öyle mi dedin? Evet, açtı dedi. Ama şey sonra sen de böyle söyleyince kardeşine 20 gün boyunca sen hiç gelen telefonunu cevaplamamış. Cevap vermiyor. Sen de bunun üzerine karakola gitmişsin, kayıp başvurusunda bulunmuşsun. Emniyette gitmiş Turgut Bey'in kaybını soruşturması kapsamında eve. Ama evde yokmuş, evde kişisel eşyaları da duruyormuş. İşte. Rahatsızlığından dolayı da engelli maaş alıyormuş. Maaş kartı da eşindeymiş. Evet, eşinde. Şimdi Hayriye Hanım da diyor ki benim kardeşim ne oldu? Ben ne kardeşine ulaşabiliyorum, ne karısına ulaşabiliyorum? Eşi kart alınca hurdacılık yapıyormuş Ahmet'le. 6 aydır Ahmet'le ikamet ediyormuş bu. Anladım. Manisa eşini hiç tanımıyor musun eşini? Eşini bir sefer gördüm. Bir kere görmene nasıl tanı? Anladım. Kardeşini ve eşini arıyorsun. Kardeşinin evet. Başına eşimi bir şey getirdi. Yoksa onun başına bir şey geldi aynen. Bilemiyorsun. Aynısı öyle. Şimdi kaybın arkadaşı Cumhur Bey de aramızda. Evet. Cumhur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada anlaşılmaz olan şey şu. Şimdi ne zaman evleniyorlar? Yani ne kadar evliler Hayriye Hanım? Bir yıl. 2018. 2018'de evlendiler. Kasım araları olması lazım. Tam benim. Yani bir yıl oldu. Evet, bir yıl. Zaten bir aydır da kayıp, düş oradan 11 ay. Ne kadar zamandır ayrılar? Benim duyduğuma göre ben 6 aydır diye duyuyorum Ahmet'le. Manisa Ahmetli'de ikamet ediyor diye. Muhtarın söyleyişi bana o. Tamam, yani karı koca ikisi de Manisa'dalar ama birisi Manisa'nın başka bir tarafında, birisi de başka biri bir tarafında. Biri Manisa'nın Turgutlu'sunda oturuyor, birisi Manisa'nın Ahmetli'sinde evet. Oturuyor. Peki neden Cumhur Bey, siz biliyor musunuz neden? Ben askere karşıyım. 2018'de Denizli'de emekli olmuş. Ahmet'ten ev aldığını duydum. Ben de Melemen'de çalışıyorum. Melemen'de emekli oldum. Ben Ahmetli'ye devamlı gelip gittiğim için bir gün tanıştık, konuştuk. Arkadaş dedi, Ahmet'ten ev aldım dedi. Hayatım iyi dedi. O zamanlar iyiydi. Daha bir o zaman evlilik falan yok. O zaman yoktu. Heh. Bir daha ben Ahmetli'ye gittiğimde, Yeğit'ten arkadaşımla konuştuğumda, arkadaşım dedi, evleneceğim dedi. Turgut'tan bir bayan buldum. Bugün dedi, bacımla ayrıca dedi, gideceğiz dedi, göreceğiz dedi. Ben de sevindim. Hakikaten güzel hani bu işler. Ben de sevindim. Bir yapma çiçek alıverdim hediye. Bunu dedim al da git. Giderken bir de tatlı al dedim.
Böyle çiçeği konuştuk. De sen hediye ettin değil evet. mi? Böyle konuştuk. Siz ben, gittiniz mi Hayriyan gerçekten biz, kızı istemeye? Gittik de sahada bizi çok durdurmadılar. Böyle bir bu stüdyo kadar durmadık. Yani böyle bir 5 dakika 10 dakika bizi durdurdular. Hemen postaladılar bizi. Gittik biz hemen çıktık. Nasıl yani? Bize hemen gidelim dedi abim. Çıktık biz. Çıktık ben o görüşüm yengeye. Başka görmedim. Hayır niye gidip de size bir kahve mavi ikram etmediler mi? Nesiniz necisiniz? Bize dedi ki abim dedi gidelim. Sen köyden geliyorsunuz. Köye gideceğiniz uzak çok durmayalım dedi. Biz bir zaman bulamadık abim onlardamış. Bulamadık. Turgutlu'nun içine geze 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 geze. Ondan sonra telefon ettik. Bizi bulacaksan bul. Bir yere dinleyeceksin. Gelmeyeceksen biz gidiyoruz köye dedik. Biz Ahmet... Siz abinle mi buluşamadınız? Abim o hanımın evindeymiş. Bize gel dedi köyden ama biz abim hanımın yanında olunca biz bulamadık. Biz gidiyorduk. Turgutlu'yu dolaştık dolaştık. Son kez de telefon etti. Arkada yanımdanlar gel gidelim dedik. Biz köye gidelim. Cep telefonlarınız yok mu? Diyoruz ama şu bura gel diyor. Geliyoruz gidiyoruz bulamadık olduğumuz yeri. Son kez dedi ki in aşağı neredeysen bizi al. O zaman sizi postalamadılar. Siz çok geç gidince. Evet bizi çok geç varınca abim dedi çok oturmayalım. Yürüyün kalk gidelim dedi. Kalktık gittik biz ondan sonra. Ne yaptın sen de bir şey taktın mı geline falan? Ben bir şey takmadım. Eline bir 20 lira para verdim. Başka bir şey yapmadım. Geline? Geline verdim. He. Geline 20 lira para verdim. Yani doğru konuşalım. 20 liradan başka para vermedim. Abim sadece yüzük, küpe taktı. He. Onu taktı. Biz zaten durmadık çok aşırı. Yani anladım. Köyden... Sonra Cumhur Bey evlendiler. Evlendiler. Sonra niye ayrıldı bunlar? Evleri niye ayırdılar? İşte evlendiler. Evi satmış Turgut. Duydum. Kendi oturduğu evi. Kendi Ahmet'teki oturduğu evi satmış. Yatak odası almış Turgut'taki hanımına. 2 bilezik dedi bana. Bak bayan 9 tane değilmiş. Ben 2 tane dedi Turgut. 8 tane dedi. He. Turgut bana 2 tane dedi. Ben ara sıra telefon ediyordum. Nasılsın arkadaşım? Vallahi iç güvensinden hallice. Pek memnun değilim. Ama şimdi yani bu aradığımız kişi kendi evini satıyor ve karısının evine gidiyor. Evet. Ama karısının evine gidiyor ama kızının yanında kalıyor. Hem damadı hem kızı hem Turgut. Hep beraber kalacak. Ha, yani aslında evlendiği hanımefendi de kendi kızıyla evet, damadının evet, evinde evet. kalıyor. Çocuğuna bakıymış. Kızının çocuğuna bakıymış. O da onların yanına gidiyor. O da onların yanına gidiyor. Onun için bana söylüyor yani vallahi sadece hiç rahatım iyi yok değil falan diyor. Bir 3 ay ondan geçindi. 3 ay sonra bana bir gece saat birdi telefon çaldı benim baktım. Turgut Sadıç ne oldu dedim. Vallahi Sadıç dedi gaya beni dedi, kovaladı evden dedi. Şu anda dedi. Kim kovaladı dedi? Eşim kovalamış. Hı. Eşim kovaladı beni evden dedi. Şu anda dedi Turgutlu kanalından dedi Ahmetli'ye yayan gideyim 35 kilometre gittiği yer. Sadıç'ım dedim ben hiçbir tanıdığın yok. Bir telefon et de gelsinler seni alsın dedi. Ahmet'te bir Ahmet isminde bir arkadaşının olduğunu bileyim ben. Ona telefon ettim dedi. Turgutlu'dan Urganlı'ya kadar yayan gitmiş. Urganlı'da Ahmet almış onu. O gece Ahmet'in evinde yatmış. Yani 3 ay aynı evde kaldılar. 3 ay. 3 ay kalıyor, 3 ay kalıyor. Peki kim bu Necra Hanım? Ben merak ettim aslında böyle konuşulurken. Çünkü evet. Çok böyle anlatımlar var. Kim Necra Hanım? Zaten... Turgut Bey 58 yaşında. Onun çoluğu çocuğu yok mu Turgut Bey'in? Yok, Turgut Bey'in yok. İlk kez mi evleniyor? Bir kere evlendi olmadı çocuğu. Ondan da ayrıldı. Çocuk yok hiç abim. Niye ondan ayrıldı? Vallahi bile anlaşamadılar ayrıldılar. Gönüllü. Ama çok oldu. Çok ayrıldı. Oldu çok. Anladım. Sonradan da Necra Hanım'la resmi nikahla evli. Şimdi Necra Hanım... Ya iyi seyretmek lazım. Çünkü aradaki kelimeleri çok çözmek mümkün değil. Zaten canlı yayına bağlanacak. Ona soracağız. 58 yaşındaki Turgut Özyürek'in kaybolmasının ardından gözlerin üzerine çevrildiği eşi Necla Özyürek de konuştu. Manisa Turgutlu'da yaşayan Necla Hanım daha önce tam 7 evlilik yapmıştı. 7 evlilik yaptım. Eşlerimden bana ne ev... Ne sigorta ne bir şey kalmadı. Benim hiçbir sosyal güvencim yok. Ben şu evime Turgut Bey'in ne malından ne altından evlenmedim. Bu hayattan kurtulup huzur bulmak için evlendim. Ama o benden beter yanıçı oldu. Necla Hanım evlenirken alınan eşyaları sattığını da kabul etti. Üstü küpe yapıldı. Bir saat alındı. 3 çeyrek yapıldı. Ekim 8'inde nikahım kıyıldı. Yatak odası falan almış mı? Peşin 7 bin lira yatak odası alındı. O gidince de bu yatak odasını ben geri verdim sattım. Kendisinden haber alınamayan...
izledikçe çok şaşırdım. Mesela evlenirken yatak odası alınmış. Senin ev burası. Sonra yatak odası satılmış mesela. Takıları hemen satmış. Ama satan hanımefendi. Evet hanımefendi evet, evet. Satmış yatak odasını sonra. Yani onu bir geçim kaynağı olarak kabul etmiş. Eşyaların, evdeki eşyalarının birini satıp bir ay geçirmiş. İkincisini satıp 15 gün geçirmiş. Ben neden yatak odası takımının satıldığını anlayamam. Yani geçirmiş derken yemiş yemek karın tokluğuna değil. Kendime göre bir yerlerde onu harcama imkanına bakmış. Öyle anlaşılıyor. Miga Hanım. Yatak odası satılır mı? Gizem Hanım geldi benim melemene. Biz onunla konuştuk. Turgut'tan sonra bir daha evlenmiş. Yaşlı bir adamla. 3 bilezik yapmış. 3 gün yaşamışlar. Öyle mi? Evet. Bilmiyor mu? Gizem öyle dedi bana. Yani evlilik. Onu bilmiyorum. Onu bir soracağız hanımefendi. Keşke adam demiş ki keşke 4 yapsaydım da 4 gün kalsaydım demiş. Gizem öyle dedi valla. O önceki kocası galiba. Onun için gidiyor. O önceki kocası. Ha, öyle dedi. Gizem bana söyledi yani. Anladım. O başkadır. O önceki. Yatak odası falan almış mı? Peşin 7 bin lira yatak odası alındı. O gidince de bu yatak odasını ben geri verdim, sattım. Kendisinden haber alınamayan 58 yaşındaki adam 45 bin liraya sattığı evinin 17 bin lirasını Necla Hanım'la evlenmek için harcamıştı. Ahmetli de bir ev varmış. Ahmet'li evi vardı. İki oda, içice. Yan tarafında mutfak vardı. Eski lütübetli bir ev. Yani durulacak bir yaşanacak ev değildi. Fakma diye bacısı telefonu açtı. Niye geliyorsunuz oraya? Niye gelmeyeceğim dedi. Bu ev benim değil mi dedi. Telefonda tartıştılar. Ondan sonra ben burayı satacağım dedi. Kendi istedi. Gittik tapuda 45 milyar para saydır eline. 17 milyarı bana harcandı. 8 tane bilezik oldu. 4 tane bileziği kendi aldı. Borçlarıma götüreceğim dedi. 4 tane bilezikten, bir zincirden, bir yüzüğü ve bir saat bende kaldı. Malım onlara kalmasın. Çoluğum çocuğum yok dedi. Her şeyim senin olsun dedi. Ahmet'le de oturmak istemeyen Necla Hanım eşinin Turgutlu'ya gelmesini de şart koşmuştu. Başta Turgut'ta durmayı kabul ettik Turgut Bey. Ben zaten dışarı evlilik yapamam hiçbir zaman dedim. Çocuğumu yalnız bırakamam. Akıllı değil. Yani şey yok benim çocuğumun dedim. Öyle ne kabul ettik. Evlendik. Oturduk evimize. Ayrı yaşasalar da sürekli eşinden para almaya devam eden Necla Hanım'a göre Turgut Özyürek kardeşleriyle miras konusunda sorun yaşıyordu. Evi ayırmamızın sebebi de şu oldu. Bunların tarlaları varmış. Kardeşleri buna imza vermiyormuş tapuyu çıkarmak için. Bu dedi ben dedi onlara diyeceğim ki dedi ben ayrıldım tapuyu alalım diye imzaları versinler diye. Öyle dedim dedi. Aile vermiyormuş imzayı. Bunun çoluğu çocuğu yok ya. Ya şimdi verirlerse olan tapu bana kalacak. Ama çoluğu çocuğu benden çocuğu olmadığı için onlar üçte birine girecekler bu yerlerin. Ondan vermiyorlar yani. 24 Ekim'de eve gelen eşi 1200 lira para bırakmıştı. O görüşmede bir de peşindeki gizemli kişilerden söz etmişti. Ekim'in 24'ünde geldi. Bana hatta 1 milyar 200 milyon para getirdi. Aylığını almış. 1 milyar 100 bana verdi. 100 milyon da bana kalsın dedi. Tamam canım dedim. Ben bir iş buldum dedi. Parayı vuracağım dedi. Ben sana bu borçları... Bir de tamam canım değil mi? Ne diyeceksin yani ben de yani? Paranın hepsini vermiş neredeyse. Yani... Vallahi helal olsun Necla Hanım. Dur daha dur. Geleceksin şimdi. 200 milyon para getirdi, aylığını almış. 1 milyar 100 bana verdi, 100 milyon da bana kalsın dedi. Tamam canım dedim. Ben bir iş buldum dedi, parayı vuracağım dedi. Ben sana bu borçları ödeyeceğim dedim. Çıktı gitti. Benim en çok arama sebebim şu oldu. Benim peşimde bir insanlar var dedi. Beni durmadan ara dedi. Necla Hanım'ın bir başka iddiası ise eşinin define peşinde koştuğu yönündeydi. Ya kendi söylüyordu zaten. Hazine işine koşuyordu bu define. Telefonlarım açılmazsa ben oradayım diyordu. Gittikten sonra siz ne zaman aradınız onu? Akşam aradım. Çalmıyordu. Aradığınız kişiye ulaşamıyorsunuz dedi. Bir hafta oldu. Açmadı telefonu. Gittim karakola bildirdim. Eşimden haber alamıyorum dedim. Her defasında eşinden para alan Necla Hanım'ın kayıp kocası ile ilgili başka bir suçlaması da dolandırıcılık oldu. Benim başıma bir olay geldi. Bana iftira atıldı. Arkadaşım benim adımı kullanıyor. 6 milyar para alıyor. Evlilik vadesini alıyorlar. Ben o zaman dedim ki ben çıkamazsam avukat tutun beni çıkarın dedim. Ben cezaevindeyken annemgile gidiyor. Annemgilden 6 milyara inek alıyor. Bana cezaevindeyken konuşmamda dedi ki ben dedi para buldum dedi. Cezaevinden çıktım ben. Sabah oldu babam geldi benim yanıma. Babam dedi ki Turgut beni aman aksatma ha dedi. Aksatma deyince ne oldu baba dedi ne var dedim. Bu dedi inek aldı dedi. Bugün vereceğim diye dedi. Baba sen bana danışmadan ne yaptın dedim. Bunlar bana yüklendi. İşte parayı arıyor ediyor vermiyor. Ödemiş mi hiç para? 3 milyarını vermiş. Bir yerden gene keçi dolandırmış. Oradan senden malı dolandırıyor. Babamı oraya getiriyor. O babam da diyor borcun yerine tutayım diyor yani yeğenine ikisi. Dolandırdığı keçilerin sahibi kim? Bilmiyorum ki nereden ne aldı geldi. Her yerden dolandırıyor bu. Ayrıldığımız sebep zaten o oldu. Ayrı durmamızın sebebi. Babamı da dolandırdın. Herkes yaptın babamı da dolandırdın dedim. Zoruma gitti. Bunun mesleği bu. Çok yalan söylüyor. Yani 2 dakikada seni beni kandırıyordu yani.
Necla Hanım günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Valla sizi tebrik ediyorum Necla Hanım. Şimdi evleniyorsunuz, 3 ay evli kalıyorsunuz ama adam hala size para getirmeye, altın getirmeye falan nasıl devam ediyor? Yani bu işin sırrı ne? Ya ben eşimle her zaman Ahmetler Arabası'na da sorabilirsiniz. Kendi gönderiyordu, karşılığımı gönderiyordu, bakıyordu. Ben ifademi dün gayete verdim. Yok ifade değil canım, sohbet ediyoruz. Yani şimdi siz adamla... Oğlum bir tane anlattım. Ama 3 ay beraber kalmışsınız. Tamam ben... 3 ay ben... beraber kalıp nasıl sonra adam size niye parayı... Niye 3 ay beraber kalmışım? 3 ay diyor şeyleri işte Cumhur var burada asker arkadaşı. Bir şey soracağım. Miga Hanım bakar mısın? Benim evime görmeye geldi, yüzüğümü küpemi takmaya geldi, yanımdaki görümcem niye saklıyor? Niye saklayayım? Saklamıyorum ki ben. Yok saklamıyorum ben de ben 20 lira verdim diyor. Ben abimi arıyorum. Bir kere sana dedi ki o gün yayında, bir dakika, o gün yayında dedi ki isminin Necla olduğunu karakolda duydum dedi. Hayır ben bir onu duymadım. Gördüm dedi. Hayır duymadım, duysam konuşurdum. Hayır duymadım, ismini bilmiyorum. Benim evime iki kere geldi. Hayır bir sefer geldim. Bir sefer geldim. Nasıl bir kere geldi? Hayır bir sefer geldim. Görmeye geldiniz. Nerede? Yüzüğü küpeyi takmaya. Hayır bir kere, o hepsi bir kere. O şey niye yalan söylüyorsun? Herkes, hepsi bir sefer. Hayır. Hayır. Benim de burada şahitlerim var. Ev sahibim var. Nerede? Bir sefer geldim. Bir seferden başka geldim. Tamam da yani konumuz zaten kaç sefer geldiniz? Nasıl kaç sefer geldiniz? Ben kardeşimi arıyorum. Benim kardeşimin arkasındayım. Ben kardeşimi bulup gideceğim. Ben kardeşimi arıyorum. Olayı güzel anlat. Olayı gün. Ben de kocamı arıyorum. Ben de kocamı arıyorum. Gel buyur gel arayalım beraber. Senden önce bildirdim. Sen bana geldin sordun mu? Gel gidelim ne yapacağız dediniz mi? Ben gittim sizden önce kocam yoktur diye bildirdim. Sen beni aradın mı hiç? Kardeşiniz yok diye haber verdin mi? Vermedin. Vermediğin sürece ben... Ben sizin numaranızı nereden bileyim? Benim oturduğum semt belli. Hani iki kere gelmişti işte o sıra alsaydın. Ben eş kardeşim ya arıyorum. Ben abimin arkasındayım. Bak. Benim senin abim bulursun beni. Ben abim arıyorum. İstiyorum. Abim hurdacılık yaptı, Ahmet'in de yayınını, kartı sende şey olduğu yayınını. Ben de konuşayım. Tamam yayınlasın, bankamata bakın. Benim bankamatikte kartı bendeydi. Neydi o? Ekim'in 24'ünde, Eylül'ün 24'ünde bankamatayı kaptırdım. Bir dakika dinle. Bir saniye dinle. Biz de bir duyalım. Ekim'in 24'ünde bankamatayı kartı kapattım. Tamam bankamatik kartını kaptırdım. Ondan sonra hatta Turgut Ayten Atik Emin'in bacısının yanındaymış. Nerede? Oradan geldi. Maaşı çekti bana, maaşını gene verdi. Kartlar onda. Şimdi Necla Hanım. Araştırın. Bir saniye hayran bana bir müsaade et. Bir saniye. Şimdi Necla Hanım. Şimdi siz bizim kayıp olarak aradığımız Turgut Bey'in dolandırıcı olduğunu söylemişsiniz. İşte keçiyi dolandırmış, sizin babanızı dolandırmış, inek falan filan. Ama aslında... sizin sabıka kaydınızda dolandırıcılık var. Yani Turgut Bey'inkinde yok. Siz röportajınızın bir yerinde bak, diyorsunuz ki... Ben sana bir şey bir söyleyeyim dakika, mi? Ben sorayım bir dakika. Diyorsunuz ki ben de bu hayattan kurtulmak için evleneyim dedim diyorsunuz. Şimdi röportaja öyle başlıyorsunuz. Evet. Sonradan da diyorsunuz ki ben işte bir iftiraya evet, uğradım. Ben. Bu evlilik vaadiyle dolandırılma yani bunun adı aslında fuhuş çetesi. Bundan dolayı da cezaevinde yattığınızı söylüyorsunuz. 7 tane de evlilik yapıyorsunuz. Şimdi bu son evliliğinizde de adam yok ortada. Yani bence bu konuda sizin açıklayacağınız çok şey olmadı. Ya adam yok da ben 7 tane kocamı kaybetmemişim de bu kocamı mı kaybetmişim? İşte bu kocaların neyi nasıl karşıladığıyla da alakalı olabilir kayıplar. Mesela insanın o 7 tane kocanın çoluğu çocuğu olunca babalarını kardeşlerine sahip çıkıyorlar. Aman dur diyorlar. Bu adamın hiç kimsesi yok. Ben sana bir şey söyleyeyim Miga Hanım. Efendim. Şişt, bulun. Ben de bulun. Bak ölüsün dirisini bulun. Ben de bunu istiyorum. Neyse ortaya çıksın. Bilmeden ne ben sana konuşurum ne o bana konuşur. Ortaya neyse gerçek o çıksın. Ama hanımefendi bakın şimdi sizin eşinizle siz kaç ay kaldınız kızınızın yanında? Ben kızımın yanında değil. Kızım benim yanımda kalıyor. Tamam kaç ay kaldı? Turgut da sizin yanınızda kaç ay kaldı? Ben Şubat'ta ayrıldım eşimden. 3-4 ay. Ne, hangi ay evlendiniz? Kasım'da evlendiniz. Eylül'ün 8'inde tanıştım. Ekim'in 8'den nikah yaptım. Tamam. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. 5 ay kaldı sizinle beraber.
sonrasında eşiniz gidiyor ve evet, bir yerde kalıyor. Ben gene ayrılmadım. Benim eşim her hafta geliyordu. Bir dakika ama sizin eşiniz sizin yanınızdan ayrıldıktan sonra gidiyor ve bir başka yerde kalıyor. Siz onun nerede kaldığını evet, dahi kaldı. Bilmiyordunuz. Sormuşsunuz gidip hurdacı arkadaşlarına benim eşim nerede kalıyor diye. Evet kaldı. Tamam. Gitti nakilini oraya gösterdi. Tamam insan kocasının nerede kaldığını bilmez mi eğer gerçekten kocasıysa? Ya zaten ben denetimliyim. 6 ay ben cezaevine çıktım bir yere gidemedim çalışıyordum. Tamam denetimli olup bir aynı ilin bir ilçesinden bir ilçesine gitmeye mi denetiminiz var? Ya kendi geliyor zaten bana oraya gitmeme ne gerek var? İnsan kocası nerede kalıyor bilmez mi? Gerçekten kocasıysa hangi evde kalıyor, nerede kalıyor? Ya Miga Hanım ben şimdi onun da yaş yerinde benim de yaşım. Ben kuyruk arkasından mı gezeceğim kocam, çantası mıyım? Sizin yaşınız varken o zaman bilezikti, küpeydi bilmem ne alırken yaşın yok da kocan nerede kalıyor bilince mi yaşın var? O zaman senin yaşındaki ya birine bileziğe ne ihtiyacı ben var? Ben bunu dolandırmış mıyım? Nikahım var, kendisine. Bir dakika, görümcem orada gene bir hata yaptı. Bak ne güzel söylüyor. Bir dakika ama bir benim soruma cevap ama vermiyorsunuz. Ama benim yaşım bana 3 tane çeyrek taktı. Hayır, yaşınız var diyorsunuz. Yaşı olan birinin bileziğe ne ihtiyacı var? Artık şimdi bu yaştan sonra 7. koca da bana bilezik tak, küpe tak niye şey mi olur? Ya kendi taktı, ben zorundan mı taktım? Evini satıyor evi adam diyorsun diye, 17 bin lirasını bana harcadı Ahmet diyorsun. Manis zaten ev 45 bin liraya evi satılmış. Ben saklamıyorum. Aynı ifadeyi verdim. Evi satıldı ya. Evi nerede? Evin parası sende. Kart sende. Adem hordu açık yaptı sattı. Sende. Dedi ki benim hiçbir şeyim onlara kalmasın dedi. Kendi sattı. Hayır abim öyle bir şey konuşmadı. Ahmet'le de bir kere karşılaştım bir sefer. Abim benden çekinler gibi böyle şey yaptı. Abi sana ne oldu dedim. Çok sayıfmışsın dedim. Ya ben size bir şey hordu söyleyeyim. Hordu açık yapıyorum. Ben... Eşimde kartım dedi. Benim aldığım aylık eşimde dedi. Ben konuştuğu sözü konuşuyorum. Ben başka ya, bir şey konuşmuyorum. Ben saklamıyorum. Ben abim arıyorum. Abim arıyorum. Abim neredeyse çıkarım. Çıkırsın bulayım. Ya ara ben de kocam arayayım çıkar. Çıkar o zaman. Ben çıkartım. Ben zaten çıkartım çıkaracağım. Ben burada ne işim var? Ama ben geldim. Kocanızı... Ben kardeşim arıyorum. Ben abim arıyorum. Ben bir kanımı bilmiyorum. Ben karakolu biliyorum. Karakoldan bekliyorum medet. Ben de karakolu biliyordum. Karakola siz söyleyeceksiniz. Önce karakol bulacak. Şey... Akşam istihareye mi yatacaklar? Ben aradım abimi. Ben evini de arattım. Evimi de arattım abimin ben. Ben girmedim ama Allah Miga razı olsun. Uslu konuşur mu? Ben ona bir kelime konuşacağım. Bir kelime. Ben konuşuyorum. Ben abimi istiyorum. Bak onun kardeşiyse benim de kocam. Ama sizin ama bildiğiniz abi anlamda sizin kocanız değil. Hayır ama ben bildiğiniz bir dakika. Siz bildiğimiz anlamda karı koca ilişkiniz yok. Adamı gece sokağa atmışsınız. Hayır, orada yalan söylüyorlar. Yalan söylemiyorum. Yalan söylemiyorum. Gece saat ne de beni aradı. Ben meleme dedim. Turgut'un yalan söylediğini sen de biliyorsun. Yalan söylemiyor. Turgut hayatta yalan söylemez. Benim asker arkadaşım yalan söylemez. Yalan söylemez. Yalan söylemez. Hayır. Bak bu işin keçin, sonu ne biliyor musun? Ben yalan. Bu kadar bak. Yalan. Sen yalan söylüyorsun. 3 ay geçindiniz. Üç ay sonra geceyi kovaladın adamı. Bir saniye. 3 ay sonra kovaladın. Kovalamadın mı? Bir saniye. Ya bu adamın evinin geri kalan parası ne oldu? 17 bin lirasını size altın aldı. Geri kalan para ne oldu? 3 ay sonra para bitti, aşk bitti. Aynı böyle. Biraz öyle olmuş sanki. Aynı ne böyle. Dersiniz Neşra Hanım? Bana söylüyor, anlattı bana. Ya bak, ben konuştum. Miga Hanım. Bir dakika dur. Efendim? Benim bak, senden tek istediğim ne biliyor musun? Efendim? Bak, bir dakika. Sen yayıncıysan, tamam. Benim özel hakkım, tam benim geçmişim, ben hiçbir zaman saklamadım. Ben adalete her şeyimi biliyorum, karakolumu biliyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben para bitti, aşk bitti demesin, tamam mı? Bunların, mesela bak, yarın neyde çıkacağını bilemiyorsunuz. Yalnız ya, burada ortalığı karıştırıyorlar. Ben bundan çıkarım olsaydı, ben buna bir şey olsaydı gider karakola niye bildirdim? Hayır. Mecbursunuz bir saatten sonra bildirmeye. Çünkü neden bildirmedin diyecekler. O konu ayrı. Ben de bildirdim karakola. Ya Miga Hanım ben sadece karakolla uğraşmak istiyorum. Ya canlı yayından bitiyorum. Hayır ben canlı yayından çıkmayı demek diye çıktım. Kardeşim yok gelmek istedim ben. Niye çıkmak istemiyorsunuz? Ben karakol bulsun bulun öyle çıkayım. Ben başka türlü konuşmak istemiyorum. Bak ben hasta bir insanım.
Ben de hastayım. Benim de şekerim var. Ben kardeşimi arıyorum. Bizi bir hanımefendi... Senin şekerin varsa benim kaçtan geldi raporum var. Benim şekerim var. Ne raporunuz var? Asabi halinle 7 tane kocayı bitirmişsin bakalım. Araştırın canım, tansiyonum var, şekerim var, kalbim var, gizli batırma, aslımım var. Anladım. Ama mesela şimdi siz kaybolan beyefendiye dolandırıcı deyip dolandırıcılara yönlendirmek istiyorsunuz. Ama sizin dolandırıcılık kaydınız var hanımefendi. Ya dolandırıcıya yönlendirmedim. Ben bunu aynı polise de söyledim, size de söylüyorum. Heh. Bir saniye, lafı nereye çekiyorsunuz? Dolandırıcı demiyorum. Bunun işi oradan mal alıp oraya vermiyordu, oradan alıp oraya vermiyordu. Hayır, yaptığı siz... işi söyledim. Hayır, resmen hayır. Dolandırıcı dediniz. Siz bunu dolandırıcıya izledik... çıkarıyorsunuz. Bu adam dolandırıcı dediniz ya şimdi az önce. Dolandırıyor, tamam, kendi de söylüyordu bana. Kendi de söylüyordu, şurayı dolandıracağım, burayı dolandıracağım diyordu. Ne hordacılık yapıyor? Peki ne yapıyordu o dolandırılan kart paraları? Bir dakika. Neyi ne yapıyordu Miga Hanım? Hayır, zaten bunun iki tane kredi borcu var. Araştırın. Kredi borcu mu sizin dolandırıcılık dediniz? Ondan sonra aile zaten yarısı geliyordu buraya. Efendim? Hayır, bir dakika. Aynı hani aynı geri geliyor 650 alıyor yani 750 alıyor 900 alıyor. Araştırın. Anlamadım. Sizin borcunuzu anlamadım ödemek için kredi çekmiş. Ya. Herkes öyle söylemiş. Benim borcuma kredi çekmedi. Bak asla. Kredi ne zaman çekilmiş onu da araştırın. Hayır. Kredi ne zaman çekilmiş onu araştırın. Sizin borcunuzu ödemek için kredi çekti mi? Asla kredi çekmedi. Gidin bankaya benden evlendikten sonra kredi çekmiş mi çekmemiş mi çıkarın. Hanım peki aldığı evin parası ne oldu? Ev parası. Aldığın evin parasından 4 tane bilezik zaten 9-10 gramdı bilezikler. Tamam ben bak orada gene söylüyorum. Benim eşim bana ilk yüzük küpe takmaya geldiğinde bir yüzük bir küpe bir saat 3 çeyrek taktı saklıyor bak orada. Meydan niye yalan ben, söylüyor? Ben bunları olanlar ben... söyleyeyim de niye gerçeğini söylemeyeyim? Söylemiyorum tamam, ben sonra... yalan söylemiyorum. Ben hakikisini söylüyorum. Ben kardeşim sonra, arıyorum. Ev satıldı. Ya ev satıldıysa benim nikahım var, kaçmışlığım yok, etmişliğim yok. Adalet de buradaysa ben de buradayım. Tamam mı? Ben kocama bunu niye tamam bu başka, kadar, ben başka niye bu demiyorum. Kadar strese giriyorsunuz? Diyorum ki ev satıldı, parası ama ne oldu? Hayır, strese değil. Siz benim özel hayatımı karıştıramazsınız. Nerede? Geçmişim ondan sonraki bir hayatım ama, var. Ama benim bahsettiğim özel hayat değil. Benim bahsettiğim ben sizin evlilik vaadiyle insanlardan paralarını pullarını almanız. Benim ki... evlendiğim ayrıldım orada yayınlayamazdın Müge Hanım. Niye yayınlayamayayım? Niye sen insanların gidip özel hayatlarına tamam, müdahale şey ediyorsun? Bu özel ben hayat mı? Ben sana bir şey soracağım. Artık bir sen, sene, bir sen sene artık bununla ilgili, sen artık bununla ilgili adliyelik olup cezaevinde yattıktan sonra bunun özel hayatı kalmaz. Sen istiyorsan git 18 kişiyle beraber ol. Bir saniye. Bu senin özel hayatın. Bir saniye. Ama senin beraber olduğun kişiler... beni dolandırdı diye şikayet edip sen sabıka alıp cezaevinde yatıyorsan bu artık özel hayat değil. Bu artık değil özel hayat. Sen gidip istediğin kişiyle beraber ol. O beni hiç ilgilendirmez. İlgilendirir, sen artık sana kamu adına ceza veriliyor. Evet. İnsanlar seni görüp başkaları da dolandırılmasın. Ben de sonuçta gazetecilik vazifemi yapıyorum. Benim suçum varsa adalet... Tamam ben çok açık tamam, bir şey verdim, soruyorum kardeşim. Kadın adam evini satmış. Parasının geri kalanını ne yaptı? 17 bin lirasını sana harcadı. 45 bin liranın. Geriye kaldı 28 bin lira. Nerede o para? Fırsat vermiyorsunuz ki. Fırsat vermiyorsunuz. Hayır nerede ya, soruyorum. Yedik beraber yedik. Beraber yedik. Yani borcunu ödedi. 4 bileziğine. 4 bileziğine 4 aydır aylığını almadı. Araştırın. Tamam beraber yediniz ya, sonra saniye, para bitti. Mi? Sonra para bitti adam da gitti. Bir dakika hayır. Dört tanesini, evet, dört tanesini borcum var diye aldı gitti mi? Evet. Gelen borçlarını dağıttı mı? Evet. Dağıttı. Dört ay araştırın bunun emekli maaşı kesildi mi? O arada o dört bileziği kiramıza, şimemize evet, yaptık. Ben saklamıyorum, yedik. Ya o adam başka zaman... Dört ay alamadı. Ayda 100 lirayla idare ediyor, 1200 lira maaşın. 1100 lirasını sana veriyor. Hayır, sen 100 lirayla idare ediyor. Geri kalan 28 bin lirayı 4 ayda nasıl yedi? Ayda 100 lirayla idare etmeye alacağım bir insan. Ya borcum var diye götürdü. Ben ne bileyim nereye yaptığını. Borcum var diye götürdü ne parayı. Bir de 7 bin liraya yatak odası takımı almışsınız. Yapıyor abim.
Alındı. Gelirdisi de oraya saklıyor gitti. Saklıyor mu? Alındı. Tamam, geriye kaldı 21. Zaten iki bileziğin parasını, dört bileziğin iki bileziğin parasını verdim ben onun. Abim nerede abi? Geriye mi verdin sana verdiği bilezikleri? Dört tanesi Müge Hanım. Borcum vardı da aldı. Tamam. Dördü de sana yalan kaldı. Dört bileziğinden ben de... İki bileziği de 4 milyarını peşin verdik yatak odasının. Geri anında iki bileziğimi bozdurdum, o parayla ödedim. Hayır. Yalan söylüyor. Hani satmıştık ya demin yatak odasını. Sattım. Ya ki ben sattım, ben sattım diyeyim, kiramı verdim, ne yapabilirim? Ben evimde geri geldim, çalışamayacağım, şam satıp kiramı veriyorum, ne yapabilirim? Hayır, az önce bendeki iki bileziğin borcuyla ödedim yatak odasını dediniz ya, sonradan da yatak odasını sattığınızı söylediniz. Hangisi diyorum? Niye hangisi? Yatak odasını sattınız mı yoksa borcunuzu mu ödediniz diyor. Sattım, kiramı veremedim. 3 ay ben buraya kira borcum, evden çık derdim var benim. Niye damadınız da var? Ben denetim olduğum için çalışamadım. Çalışıyordum ben, bulaşığa giriyordum. Damadınız ödesi. Damadım yok benim. Ayrıldı benim kızım. 3 tane kız çocuğundan ayrıldı. Şimdi bir tane takıldığı var, o da kendine zor bakıyor. Anladım. Peki niye o zaman adamın evini sattınız? O zaman kira ödemezdiniz. Adamın evine taşınsaydınız. Yani oraya taşınsaydınız. Allah'ın bak bu ya... Evine gelsin o zaman. Ya bak bir dakika, git araştır. Ben benim abim evi sattı. Kendi sattım. Gitti, orada kendi sattı. Hayır, abim sen götürmüşsün ben bu adamı. Abimi sen götürmüş. Abim öyle dedi. Kartın onda dedi. Ben hortumculuk yapıyorum dedi. Evi sattı dedi bana dedi. Yalan söyleme. Git kahveci ben, var. Kimse emlakçı git. Ben gitmiş miyim? Ben gidin bakalım. Ben ağzından duydu kelimeyi konuşuyorum. Hayır hanımefendi. Ben ağzından duymasam hiçbir kelime konuşmuyorum. Hanımefendi şimdi evlenince genel itibariyle kimin evi varsa onun evine yerleşir. Evet. Şimdi sizin kirandasınız, onun da evi var. Onun evine niye yerleşmediniz? Ben evlendim insanlarla. Ben oraya kendi ben zaten baştan dedim. Burada ben oturma şey, ben Turgut'ta istiyorum dedim, tamam kabul etti. Niye almadınız o zaman hemen Turgutlu'da bir tane? O ev parayla ev niye almadınız Turgutlu'da? Ya ne ev alacağım? Neyden? Bana dedim orada ben sana borcum var dedim. Gelen parasını götürdüm dağıttım. Evi oradan alırdınız. Parayı ortada şey yapacaksınız, evi birle, tamam birbirinize destek çıkacaksınız, evi niye al, parayı satmışsınız, Turgutlu'dan alsaydınız, iyi bir şey meselseniz, ben abim arıyorum, hortumculuk yapıyormuş abim, Ahmet'te yok. Para da çarçur olmuş yani. Para da karşı. Ya bak abin hortumculuk yapıyordu, görümcecim, bak sana bir şey söyleyeyim mi? Görümce deme, görümce deme, ne görümcesi? Ben onu her zaman abim, her dakika konuşuyordum, konuşuyordum. Ben konuşmadım, daha ilk defa stüdyoda konuşuyorum. Ya Allah aşkına ya. Ben Allah... evlendim, ben yaşadım. Arafta gelip benden yatan adam sen mi biliyorsun? Sizden mi yatıyordu bu adam ya? Hayır. Benim abim öyle birisi değil. Ne dedi ki ben anlamadım. Anlamadım. Hayır. Ne dedi? Benden yaşayan adam, benden yatan adam nereden biliyordunuz gelip gitmediğini? Ama tamam sen gitmiş Ahmet'le de ikamet etmiş ya. Evini buldum, evini... Cilindirinden açtırdım, evinde ya, girmedim içine. Borcundan. Sokağa atmışsınız. Sokağa atınca benim abim. Üç ay geçindiniz, 3 ay sonra gece kovalamadın mı adamı? Bak abim ne sen diyor? Sen kovalamadın mı adamı? Adam bana telefon etti. Kovaladı beni dedi. Ben adamı kovalamadım. Kovaladım. İnşaatta yattı. Altı var. İnşaatta yattı, inşaatta. İnşaatta yattı, harcadım ben kendi evimi verdim. Kira falan almadan. Benim evde oturdu. Bu arada çok sayıda telefon var tabii. Ben çok mu doğru söylüyorum? Manisa'dan bir bayan arıyormuş mesela bizi. Ne kadar vaktimiz var? Turgut çok müdürüz? 10 saniyemiz mi var? Tamam. Bir dakika. Bir telefon var. Bir reklama girmek zorundayım. Yapabilecek bir şeyim yok. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Cumhur Bey, sizin bu arkadaşınızın var mıydı keçi dolandırıcılığı, yok, inek dolandırıcılığı? İmkanı yok, imkanı yok. Öyle gayet ben çok ağır bir arkadaşımdı.
Yani imkan yok, kayınca incitmez. Keçi dolandırıcı, yalan o. İmkanı yok. İmkanı yok. Devamlı konuşuyoruz, devamlı. Eşi diyor ki var işte diyor, benim babamı da dolandırdı. Yok yok, diyor. O yalan söylüyor. He? Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Üç ay. Üç ay beraber kaldılar. Üç ay vallahi gece telefon etti çocuk bana. Yayan gideyim ben arkadaşım dedi. Yayan kovaladı dedi. Evde katmıyor dedi. Peki bu kadar bir ay sizi aramaması, ekranda olsun ama efendi. Bir ay sizi ekranda aramaması normal mi? Ne? Yani bir aydır sizi aramaması Turgut Bey'in normal mi? Ben arayayım. Telefonla ulaşılmıyor. Ben arayıp telefonla ulaşılmıyor. Ben hani uyuzlandım. Cuma gün sizi devamlı izleyeyim ben. Cuma gün bir açtım. Bu kardeşim kayboldu. Manisa Ahmetli deyince ben eyvah dedim benim asker karşı. Ben öyle çıktım şeye. Yani sonra daha sizin... önce de böyle normal zamanda da sizi uzun müddet aramamazlık yapar mıydı? Yok, yapmaz. İmkan yok. Yapmaz. Yani üç devamlı günde, beş günde. Kaç günde bir arardı? Üç, ne gün, üç günde birbirimizi devamlı aradık. Ben onu aradım. Ben aramasam o beni aradı. O beni aramasa ben onu aradım. Üç günde bir. Uğurdacılık yapıyordu. Mahallede uğurdacılık yapıyordu. Yani bu kadar süre bir aydır ortada olmaması enteresan. Evet. Çok. Çünkü normal aslında çok röportaj yani. Yok, 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 yok. Mahalle de aynı şeyi söylüyor. Evet. Sonuçta adam bir yerde yaşıyor. Evet. Yani yok ortada. Nereye ben gitti bir, acaba? Ben de çok merak ediyorum. Bir hastanelerde dedim olabilir. Sizin yayında şeylere. Yani baktık oralara hasta, ama. Onlar dedi hastanelerde olmanın imkanı yok dedi. Baktık dedi. Peki Kezban Memiş telefon attınız neymiş? Turgut Bey'in akrabası. Efendim günaydın. Günaydın Müge Hanım. Buyurun efendim, sizi dinliyorum. Ben geçen yıl bu zamanları Salihli'ye pazara gittim. Evet. Dayımla bu kadını merdivenlerden çıktığında gördüm. Ha. Dayımla ikisine sarıldım. Ondan sonra ben sünnet yapacaktım, ben orada alışverişteydim. Evet. Bu kadın, ondan sonra buna ben düğüne bile çağırmadım. Dayım bizimle konuşmak istemiyor. Bu kadını bulmuş. Ondan sonra dedim ki ne? Dayım beni sonra bir zaman aradı. Şey dedim, Mehmet geliyor yeğenim dedi. Ben de dedim ki ne dayı, ne Mehmet'e dedim bu saatten sonra dedim. Benim dedi nikahlıyla... Bir dakika, kim geliyor dedi? Çocuk, çocuk. Yani bebek. Bebek. Hamile bir dakika. Yani eşim hamile. Bir dakika, anlamadım. Bir dakika. Kezban Hanım ne geliyor dedi? Telefon geliyor. Kezban Hanım. Ne oldu, kesildi mi Kezban Hanım? Mehmet mi geliyor diyor? Mehmet geliyor. Babamın dedi. Adı Mehmet ya. Ha, Mehmet geliyor, bebek oluyor. Üç ayda bebek. Allah Allah. Ha. Necla Hanım, bebek mi bekliyordunuz? Müge Hanım, benim doğum itme... Nereden çıktı? Hayır, bak yine yalan. Ha, bir de meyve, karım aş eriyor, meyve istiyor demişleri. Ha, Kezban Hanım. Efendim? Anlamadım, Mehmet mi geliyor dedi size? Dayım dedi ki ne, Mehmet geliyor dedi. Ne Mehmet'i dayı dedim. Şey dedi, bebek olacak dedi. Dayı dedim, bu saatten sonra bebek olmaz dedim. He. Öyle deyince şey dedi, aş eriyorum ben de dedi. Kiraz, üzüm, şeftali gibi şeyler istiyor benden dedi. Kadın öyle demiş. Dayım bana öyle dedi, ben bilmiyorum. Yani hamilelik dolayısıyla... Aş eriyormuşsunuz, kiraz, şeftali falan. Canı şeyleri istiyor, ne yapsın? Müge Hanım. Efendim. Ben 11 senedir afet bağlıyım da nereden bunlar çıkıyor? Sen daha... Söylemişsin. Tamam da öyle mi dediniz acaba hani eşinize? Yo, öyle bir kelime konuşmadım. Adam öyle kendi kendine aşeriyor diye şeftali almaya çıktı pazara. Müge Hanım, bir şey sorabilir miyim? Çok benim esas eşimle aramın ayrı durmamın sebebi bir tek bir şey var. Ne var? Ben cezaevindeyken babamdan aldığı ine ödemediği için, babam bana yüklendiği için, bir de borçlularının geldiği için böylelikle ayrıldım ben. Ha. Adam bir de borçlu size, öyle mi? Adamın bir de babanızdan aldığı inek nedeniyle kalmış. Borcu Müge var, öyle anladım. Mi? Müge Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Efendim? Evlenmeden evvel ben Turgut bana dedi, bebek olabilirmiş, olursa çocuk yapacağım. O da tamam demiş, yapalım demiş. Turgut'tan ben öyle konuştum. Asker arkadaşım konuştu.
Çocuk olayım, olayım demişsin sen. Ya böyle bir şey yok. Var, ya, bana söyledi. Bir şey yok bana ya. Bana söyledi. Tamam, sizin sen tarafınızdan de olmayabilir de siz böyle kandırdınız ya, mı Turgut Bey'i? Ya Turgut'un yalanını anlatmış çocuğu o zaman. Ben buna... O zaman aldatmışsın çocuğu. Ayda bağlıysan nasıl aldadır ya? O nereden bilsin ki adam jinekolog mu? Aldatmış adamı ben. Biliyordu. Baştan evlenmeden konuştuk. Böyle ben çocuğum olmaz. Ben bağlayayım dedim. Hayır. Siz, hayır. Pardon, hayır. Kaç hayır. Yaşındasınız? Ben 49 yaşındayım. Kaç? 49. 49. Tamam daha artık bağlı da olsa bağsız da olsa oluyor mu çocuk bilmiyorum da yani. Yani 49 yaşında çocuk sahibi olabilmek zaten hani çok ender görülen bir durum. Yani, imkansız değil de. Ender, çok çok ender olan vakalar var. 60 yaşının üstünde tanıdıklarımız var çocuk sahibi olan. Hanımefendi 60 yaşında. 60'ta bile. Kocası 60'tır. Yani 50-60 arasında çocuk sahibi olan hanımlar var. Anladım. O zaman yani demek ki sizden istiyordu bir tane Mehmet, öyle mi? Ya sizin olur olmaz. Hayır, bunun konusu bile geçmedi. E ama işte pazara çıkmış aşeri yokarım diye. Hayır, bu yayıldı, hamilemiş. Doğru mu söyledim? Doğru, doğru. Şeftaliyle kiraz çekiyormuş canınız. Ya şeftali kirazı ben buradan alamıyorum mu? Benim altımda manavım devamlı Durgut olmadan önce de aldığım şeylerim vardı. Alamıyor musun da oraya onları istemişim ben. Ben ne diyeyim ben zaten şaşırdım. Ben Durgut'un köpeğinde yaşıyorum. Meyvenin içinde yaşıyorum. Ta oradan mı istiyormuşum şeftali kirazı ben? Ta oradan mı dediğiniz neresi ne? İşte aynı yerden bahsediyoruz. O pazar, da gidip manavdan pazar alacak. Pazar neredeydi hanımefendi Kezban Hanımcığım? Neredeydi pazar? Salihli'de, o Salihli'de pazarında görmüş, ben Turgut'u sonra soruyormuş. Telefon etti bana. He. Kim telefon etti? Sonra telefon etti. Sonra 3-4 ay sonra bir daha telefon etti. He. Benden para istedi. Akşam ben de telefonuma, eşime telefon etti. He. Bana dedi o kadına götürür dedi. Ben o kadına para vermek istemiyorum dedi. Dayım sonra bir de geçen cumartesi günü çarşıya indim. Kurbanlık almış, poşetlemiş o adamı evinde, bu kadına götüreceğim demiş. Adamın adı da Ahmet. Evet, getirdi kurbanlığımı. Evet. Ha, onu da öğrendim, ben bilmiyordum. Kim getirdi kurbanlığı? Dayım bizi arayıp sormuyordu. Dayım bizi çok arayıp soruyordu. Ama bununla evlenince irtibatı kesti. Kurbanlık getirdi dediğiniz geçen cumartesi değil. Kurbanlığımı da getirdi, kesti getirdi. Kurban bayramında kurban kesmiş. Burada Ahmet'le de Turgut'la poşetlemiş götürmüş. Evlenmemişler miydi daha o zaman? Evli. Yok evli. Bu kurbanda. Evli de ayrı yaşıyla. Ahmet'le kurban kesmiş. Bu ayrı yaşıyor. Et ayrı. Götürmüş. Hayır, niye ayrı yaşarken bu kadar para ve kurban falan orasını anlayamıyorum ben. Bu kadın bunu iyice... Aldatmış işte. Kandırmış. Evet. Şöyle olabilir. Gebe olduğunu düşünüyorsa, hamile olduğunu düşünüyorsa o süreci belki devam ettiriyordur para vermeye ya da bir takım ihtiyaçlarını evet, bak, karşılama çok tebrik ediyorum sürecine, bu olabilir. Günden beri onu düşünüyorum. Evet. Niye dedi diyorum para. Ha, siz hamileye mi dediniz acaba adam da inandı? Vallahi. Asla öyle bir şey yok Miga Hanım. Biraz da böyle göbek falan bunlar da varsa... Bunlar kendi çıkarıyor. Evet. Hayır hiç kimse. Ya hamile kimse. Olmadan... Ben kiloluyum zaten. Eşine kiloluyum. Karşı, eşine karşı... O zaman hamileyim desen inanır yani. Hamile evet. Havası takınır. Belki abi bir takım cilve naz yapıp canım şunu istedi kocasının. Aman hamileyim. Herhalde işte şuyum buyum özel günlerimdeyim diye ya, bir takım taleplerini de durabilir yani. Adam inanır veya inanmaz. Çünkü adam 58 yaşında ve o güne kadar hiç çocuğu olmamış. Evet. Doğal yani olarak da şey çocuk sahibi olmak onun için çok önemli. Böyle konuşmak adamcağızı iyice uçurmuştur yani. Ben işinden zorla bıçak şeyini... Bir dakika. Dinler misin Miga Hanım? Dinliyorum. Her hafta benim 2 güne bir, 3 güne bir Ahmet'le arabasına eşim bana parayı gönderiyordu. Elinden geldiği kadar gönderiyordu. Bana gelip kurbanlığımı alıp kiramı veriyordu. Bunları ben imkar etmiyorum. Tamam mı? Ben eşimle mutluydum. Eşimin bir inek var. Annemin günü ineğini öde dedim.
Bir de bunun borçları bırak gelmesin diye nakilini ayrı aldı. Biz anlaşmalı ayrı duruyorduk. Tamam ben eşimin bulunmasını için başka da bir şey demiyorum. Ama hanımefendi insan yani 5 çocuğunun annesine nafaka ödemiyor da yani. Türkiye'de böyle adamlar da var ne yazık ki. Bunlar adam demek de hata da. Yani siz gitmişsiniz 3 ay aynı evde kalmışsınız. Boşanma yok bir şey yok. Adam size niye getirsin parasını versin? Niye haftanın 3 günü size para göndersin? Ya getirip ama hamile olduğunuzu düşünüyorsa Şevki hocamı tebrik ediyorum. O zaman size gönderir işte o paraları. Ve bir günde gerçekten hamile olmadığınızı öğrenip aldatıldığını düşünüyorsa da o zaman şiddetli bir kavga çıkıp adamın başına bir işte gelmiş olabilir. Doğru. Olabilir. Bakın araştırın bulun. Tamam başka bir şey istemiyorum. Bir hanımefendi telefonu attığımızdaymış. Hanımefendi günaydın. Merhaba Müge Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza buyurun. Müge Hanım sizi çok sevdiğim için aradım. Teşekkür ederim. Bu kadının hani bu kadını herkes tanır. Beyaz eşya dolandırıcılığı. Her şey var bu kadında. Bu kadını herkesi kandıran, ocakları söndüren, hayatları bitiren bir kadın bu. Şimdi ama böyle bir iddiada bulunuyorsunuz ama var mı bir dayanağınız? Nereden tanıyorsunuz? Müge Hanım beni çok iyi tanıyorum Necla'yı. O da beni çok iyi tanıyor. Tanıdınız mı Necla'nın sesinden? Ben çok iyi tanıdım. Ben Necla'yı çok iyi biliyorum. Ben Müge Hanım ben size bir şey söylemek için aradım. Buyurun. Müge Hanım ben Turgut'tayım. Ben yıllarca Turgut'ta duruyorum. Gelsin. Hangi yerden beyaz eşya dolandırmışım, hangi yerden bunu yapmışım ispatlayın, ben de karşıma çıkarsın. Adamın eşyası nerede? Evi yok. Müge Hanım. Efendim. Manisa Bozköy'de ne yaptığını bir sorar mısınız? Manisa? Bozköy. Manisa Bozköy. Bozköy. Evet. Hangi ocağı söndürmüş bir sorun bakalım. Bozköy. He. Orada bir aşık oldu. Yıldırım Usta o da arkamda öldü. Ben de bundan gurur duyuyorum. Ha. Ne oldu ne oldu? Evet. Arkamdan öldü. He Yıldırım Usta aşkınızdan ben, öldüm. Manisa Bozköy'de aşık oldu. Evet. Benim arkamdan gelirken tırın arkasında, kamyonun altında kaldı, öldü. Yani her aşık olanın hesabını ben mi vereceğim? Sevmesinler. Eğer ben bu kadar bir değerli kadınmışım ki herkes beni sevmiş. Nasıl biliyorsun? Kandırıyor. Peki siz bunun nesiyle gurur duyuyorsunuz? Öldü diye mi? Kandırıyor mu milleti? Ama diyor ya doğmuş ocak söndürmüş diyor. Adam evli adam bana aşık olmuş. Benim arkamdan gelirken öldüyse bunun suçu ben miyim? Durup dururken mi aşık olmuş? Uzaktan. Ailesi bir şey dememiş de bu mu diyormuş? Onun neyi oluyormuş? Karısı mıymış? Söz çıksın meydana. Müge Hanım. Efendim. Onun ailesi çok temiz bir aile. Bu aileyi yok etti, bu mahvetti bu. Bu var ya adamı yedi. Son parçalardan bitirince adamı mahvetti bu. Ama diyor ki Necla Hanım, o bana sadece acaba aşık oldu, ben onu istemedim diyor. Da seni hayır Müge Hanım. Manisa Bozköy'de herkes tanır bunu. Herkes bilir bunu yaptıklarını. Tamam adam aşık oldu parasını aldı yedi yani onu yanlış anladın Ege parasını aldı yedi işte sonra da adamı terk etmeye kalktı bunun işi bu nasıl öldü adam ben orayı çok anlayamadım açıkçası adam bunun arkasından gelirken öldü hocam yani trafik kazası mı evet bunun arkasından kavga ettiler dükkanla kavga edince evet. Bunun arkasından geliyordu gelirken tırın altına girdi. Kırın altına girdi hocam adam. Anladım ama o da evliymiş o zaman. Dolanmasaymış o zaman Necla'nın peşinde yani. İşte bunları yapıyor bu kadın ama herkes evli. Herkes aynısını yapıyor. Herkes aynı ocakla oynuyor. Anlıyorum. Dur bakalım ama Turgut Bey'e ne oldu yani? Yalnız bu Turgut Bey'in hamilelik meselesi... Acaba Müge çok... Hanım bir sorar mısın? Onun kocasına da yapmış mıyım? Müge Hanım. Efendim. Müge Hanım. Efendim. İşte ben Turgut Bey için aradım. Belki bundan dedim. Bu biliyordur. Anladım. Kesin biliyordur. Vallahi ben de bu adamın ortadan kaybolmasını hiç sağlıklı bulmuyorum. Evet. Yani çok sağlıklı bir kayıp değil. Ne olsa da ya korktu sağlığını. Ama herkes aradı Manisa'dan. Evet. İşte asker arkadaş. O kadar çok röportaj yaptık ki herkes aradı. Manisalılar sağ olsunlar. Onlar da susmayan bir memleket. Herkes bildiğini anlatır. Çok teşekkür ediyorum hanımefendi size de. Hatice Hanım telefon attığımızdaymış. Hatice Hanım günaydın.
Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun. Hoş bulduk. Buyurun benim, efendim. Benim oğlumu da bak dolandırdı bu bayan. Şu ekrandaki bayan benim oğlumu da dolandırdı. Beyaz eşya aldırdı. Bütün hep mobilyalar aldırdı. Ne zaman? Vallahi... Oğlu kimmiş? 16-17 sene oldu yani. Oğlu kimmiş diyor, hatırlamıyor Hatice Hanım. Ben de hatırlattı bak istemiyorum ama benim işte bir çocuğunla yuvasını bozdu. Şu anda ayrı zaten çocuğunu ben bakıyorum. Ha evliydi sizin oğlunuz da. Evet, evet. Ha, ismi neydi? Soyadını vermeyin de ismi neydi? Oğlanın mı? Evet. Mustafa. Hatırladınız mı Mustafa'yı? Mustafa, Mustafa'ydı. Soy ismini verse ya. Ay ne verecekmişim? Listede birden fazla Mustafa mı var acaba Necla Hanım düşünüyorsun? Yani. Ben dinliyorum. Kendi çok iyi biliyordur o kim olduğunu. Ne oldu dediniz size eşya ve takı aldırdı. Öyle yani mi iddianız o yönde? Takıdan bilmiyorum da zaten şu anda oğlanla falan konuşmuyoruz onun yüzüne. Yuvasını bozdu. İşte mobilyalar aldırdı, ev eşyası aldırdı, her şeyi aldırdı oğlana. Doğru mu Necla Hanım? Hatırlayabildiniz mi? Hatırlıyorum da benim eşyalarımın gelsin nereden aldığımı göstereyim. Ondan sonra konuştum. Oğluna mı aldırmışım, kime aldırmışım? Ya ya mobilyacılar hep bizim önümüze geçti. Böyle böyle mobilya aldı oğlum diye. Ben biliyorum. Ya şimdi senin oğlun evliydi. Ötekinin... Miga Hanım. Efendim? Bizim programımız burada ne? Eşimi aramak değil mi? Ben önceki halimi hiçbir zaman saklamayayım. Mudumu dolaşsın madem. Sen kaç tane yuva abim bozdun nerede acaba? Kaç tane yuva bozdun? Kaç tane? Allah ben bozduğum yuvaları bilmiyorum. Sen sayı versene. Ya ya. Ya kendini çok iyi biliyorsundur sen. Hayır neye ne mutlu diyorsunuz eşya aldırdıysan ben benim kulağım mı duymuyor bugün yok. Ne ben anlamıyorum. Siz anlıyor musunuz sen bütün konuşulanları? Yani yuvayı bozdumsa ne mutlu diyor. Benim bana aşık olduysa adamlar ne mutlu diyor. Bununla nasıl bir mutluluk duyuluyor? Bunu algılayabilmiş değilim ben açıkçası. Hayır Manisa'da herkes bana aşık oluyorsa ne mutlu öyle mi? Anladım. Peki sizin bir tane eski eşiniz var Sami kardeş. O da bizi aradı. Sami Bey'i tanıyorsunuz herhalde. Nikahlı eşinizmiş. Manisa Turgutlu kiracıydım eniştesinin evinde. Ben bekar olduğumu bildiği için baldız var onu yapalım sana dedi. Ben de bizimkilere söyledim. Gittik baş başa konuşalım dedi. Tokat'ta evliydim. Ailesi kocasını başka biriyle evlendirmiş. Benim eşyalarım falan orada kaldı. Ben de bıraktım geldim. Sen de bir şeyler yaşamışsın ben duydum. Bir çizgi çekelim yeni bir sayfa açalım. Çıktık dışarı. Nasıl dedi enişte? Fena değil dedim. Yani bir sayfa açalım yeni. Ha, enişte orada zaten hemen patladı. Allah'ın emri tamam. Sen de bizim kızımızsın. Olay bu. Sizin enişteniz mi hemen kabul etti? Yani oldu bittiye geldi. Üç mezaba istendi. Bir hafta içinde hepsi oldu. Hemen o görüşmeye gittiniz gün mü istediniz? Evet. Necla Hanım'a neler aldınız? 3 taneydi galiba bilezikler. Bir saat yüzük küpe aldım. Onları hatırlıyorum. Resmi nikah kıydınız mı? Evet, evet. Ayrı eve taşındık. 3. gün bu ilişki bitsin dedi. Ben afalladım ne ilişkisi bitsin? Bu iş bitsin dedi. Sen ciddi misin? Ciddiyim. Kızım sebep sen delisin dedi bana. Bıraktı gidiyor. Direkt eniştesilere gidiyor galiba. Eniştesi ne oluyor falan dedi herhalde. Tuttu üç kolundan getirdi geldi buraya. Bacanak ne oluyor ya size dedi. Vallahi Hüseyin ben bir şey bilmiyorum buna sor dedim. Eniştesi girdi devreye. Sen ayrılmak üstüne ayrılmak. Emanetlerini vermedi. Hayır dedi. Versin mahkemeye onlar karar versin dedi. Bir sene falan sürdü mahkeme. Sizce neydi niyeti evlenmek dedi? Oymuş yani. Altınlar değilmişiz sevilen. Altınlarmış. Bunu fark ettim. Acı bir olay. Çok acı bir olay. Allah böylelerini uzak etsin.
O adama da ben üzülmüyor değilim. Her türlü şey gelmiş, getirilmiş olabilir başına. Sami Bey'in anlattıkları için söyleyeceğiz bir şey var mı? 3 tane bilezik aldım, 3 gün kaldı yanımda diyor. Bak kendini güzel söyle, ben geri verdim onları. Neyini yemişim? Vermemişsiniz, mahkeme karar verir demişsiniz. Hepsini geri ver. Hayır, verildi. Eniştemin evinde verildi. Saklamasın. Verilmedi geriye diyor. Peki siz niye 3 günün sonunda boşanmak istediniz? Adam zaten psikolojik bozukluğuna. Anladım. Acaba diyorum ki hani size böyle bütün herkes aşık oluyormuş ya. Acaba Manisa'da da gene birisi size aşık oldu da bu adamı ortadan kaybedeyim mi dedi? Çünkü sonuçta resmi nikahınız var. Yine boşanmaya kalksanız bir sene en az. Acaba yine bir size aşık olan biri var mı? Şu anda aşıklığından değil. Ben şu anda bir şey söyleyeyim mi? Eşimin bulunmasını istiyorum. Şu anda benim aşıklığımla bir işim yok. Istiyorum. Ben şu anda evimle uğraşmak zorundayım. Buyur gel bulununca... Ben şu andan sonra direkt polis karakoluna itibar olacağım. Ben de buradayım. Gel buyur gel. Zaten polis karakolu hep orada duruyor. Bana her bilgiyi verecek. Çıktığı zaman neyin ne olduğu çıkacak. Nereden çıkacak? Yok işte bir aydır. Nereden çıkacak? Nerede? Senin yanında nerede? Çıkacak demiyorlar mı? Nereden çıkacak hanımefendi yani? Onu söyle bana. Abim nerede? Ben telefonla ulaşamıyorum abimin. Abim nerede? Ya ben de sen gibiyim. Ben de ulaşamıyorum diye verdim. Ben deli gibiyim. Kaç günlerdir. Yemez ama hanımefendi sana bir şey söyleyeyim. Siz bu evlenmeyi biraz meslek haline getirmişsiniz. Bunu? Hanımefendi. Ben abim istiyorum. Siz biraz bu evliliği biraz meslek haline getirmişsiniz. Yani belli. Şimdi bu adam da ortada yok. Adamı evini sattırıp siz de kendi ağzınızla söylediniz. Parayı yedikten sonra adamı atıyorsunuz dışarı. Adam da şimdi yok ortada. Yani... size sorulmayacak da kime yoksa sorulacak bunun, bu? Bunun ölüsü dirisi çıksın benlik bir şey çıkarsa zımat konuş falan da ben bir şey bilmiyorum. Hayır yine sizin siz bir şey yaptınız demiyorum. Yine size aşık olan biri mi vardı onu söyleyin ona bakalım ya diyorum. Ya çok ben neyi yaptırayım ben kendim ekmek şu anda ekmek param yok. Ben neyini yaptırayım ben kocam bana bakıp duruyordu sevip duruyordu ben neyini yaptıracağım kocamın? Ben abimi aradığımda ama her zaman evde diyordun. Bakmasının nedeni evde. Olmalı işte o bakmasının evde nedeni. Evde tek, ev neresi? Dur bir dakika Ayram tek bir nedeni var o da ben hamileyim demeniz olabilir. Yoksa adam niye baksın adam niye baksın ya? Yok ya öyle bir şey bu yalan söylüyor yalan. Ya niye yalan söylesin yalan söylemesi için bir nedeni yok ki pazarda görmüş karım hamile aşeriyor. Kiraz alıyorum şeftali alıyorum demiş adam. Etleri yollamış, paraları veriyor. Haftadan haftadan uğurda toplayıp satıp sana getireyim. Sonra senden de anladı tabii karınında bir şey yok. Bunda 9 ay süresi var. Kaç ay kandırabilirsin ki bir adama? Tabii ki. Başından başlasan hadi 6 ay şişmansan. Sonra burada, baktı adam bebek yok. Burada toplayıp parasını buna. İyi de ben hamileyim. Ben bir seneyi geçtim. Bu bir sene de sonra mı doğuyor bu çocuk? 9 aydan 12 ay mı sürüyor? İşte öyle böyle insan kandırılmaya meyilliyse. Ben geçtim. Kandırmışım abi. Sonuçta kandırmışım. Ya hanımefendi sonuçta yani Türkiye'de kaç tane erkek sizin hamile kaldığınıza inanır? Hamile kaldığınıza inanıp aşerdiğiniz için meyve alıyorsa artık o 8 ayda olur 9 ayda olur. Bir şekilde halledersiniz yani. Hani herkesin tabii de şeyine abimi göre. Kandırmış. Çocuğu olmadığı tam için abimi kandırmış beni. Biliyorsunuz mu? Tek istenme biliyorsunuz mu? Eşimin bulunmasını istiyorum. Bu saatten sonra karakoldan muhatap olmak istiyorum. Bak ben çıktım olanları söyledim. Bu saatten sonra canlı yayın kabul etmiyorum. Adalet neredeyse orada benim oluyorum. Benim abim nerede? Hadi ya, iyi günler. Niye kabul etmiyorsunuz madem sizin kocanızda? Niye kabul etmiyorsunuz? Abi sen de bul ben de bulayım. Tek yerine. Bu gel saatten sonra canlı yayın kabul etmiyorum. Buyurun. Benim hakkımda da orada olur olmaz. Geçerse ben, ben de hakkımı aramak zorunda geliyorum. Ben abimden İstediğiniz hakkı arayın. Bence önce kocanızı bulun sonra hakkınızı arayın. Benim hakkımda bak ben de sizden davranışacağım şu anda Hayriye Hanım. Olur olmaz konuşuyorsunuz. Ben konuşmuyorum. Abimden duyduğumdan gelmeden cici cici konuşuyorsun. Allah benim... Ben şu anda Allah buradan çıkacağım savcıma değil. Savcıya dilekçe vereceğim senin hakkında. Ben niye? Söylüyorum. Ben ne yaptım? Ben senin abinden boşanmış değilim. Nikahlı karısıyım. Beni bunlarla suçlayamazsın. Ben de avukatıma gidip dilekçe sunacağım. Kodacılık yapıyorum diye. Abi kartın nerede? Hanımda dedi. Karımda dedi. Hayriye karımda. Hanım. Bir saniye. Senle de ben bu hakkımda konuşacağım. Ben başka bir şey konuşmuyorum.
Karım şu saatte dün gel bak oturuyor. Bu canlı yayında soruyorum. Eşim sülalesinden bana tehdit oluyor, iftira atılıyor, lekeleniyorum diye. Hayır. Dava açıyorum. Hayır, hiçbir şey tehdit etmiyoruz. Açın, savcı karar versin, var mı bir problem? Kardeşim nerede? Senin de bir tanesi kardeşim nerede? Benim geçmişimi ben eşinden. Çıksın ben ortaya, çıksın. Bir dakika. Bir yıl içinde, eşimin yanında bir hata yapmıştım, o geçerlidir. Önceki geçerli değildir. Ama benim bilmiyoruz ki. Söyledi bana. Adamı orada pazara gönderiyorsan aç veriyorum diye kaç yaşında kadın. Ben istiyorum. Ölüsü dirisi çıksın abimin. Ben abim istiyorum. Abim senin yanındaydım. Çıksın ama ben de senden. Ne Turgutlu da sen oturuyor. Abim de Ahmetli de oturuyor. Burada hocalık yapıyormuş Ahmetli'de. Ya bir şey söyleyeceğim. Böyle söyleyerek istiyorsunuz ki. Bilmiyorum. Dur bir dakika Ayran. İstiyorsunuz ki. Yani bu konu kapansın, kimse sizinle ilgili konuşmasın damat. Tabii ki herkesin hukuki hakları vardır. Gidersiniz savcıya, dersiniz ki, savcı bey ben hayatımda böyle 50 kişiyi dolandırdım. Bakın işte bu da benim sabıka kaydım. Bunu da söylüyorlar. Çünkü kocam, şimdiki kocam kayıp. Ben onlardan şikayetçiyim dersiniz. Savcı da der ki, aa öyle mi hanımefendi, teşekkür ederim. Ben alır ifadenizi. Yani sanki siz evinizde oturuyordunuz da bu adamı da almışsınız evinize, mağdursunuz. Sizinle öyle mi konuşulacak? Siz adamı niye evinizden attınız kardeşim? Adamın niye maaş kartı sizde? Ya size tamam, bu elbette Müge sorulacak yani. Ben bulunmasını yani istiyorum. Ben görüneceğim gibi tarafından dava açıyorum. Tamam, kapat. Ya istediğinizi tamam açın. Benim dediğim gibi gidin savcıya. Alın benim elimdeki sabıka kaydını da dolandırma, güveni kötüye kullanma, çocuk istismarı. En son ya cezaevinden var, en son var. Cezaevinden çıkmışsınız. Evinizde 14 yaşında kız çocuğu bulunmuş. Bak konuşmayayım diyorum. Ben bir daha canlı yayını kabul etmiyorum. Sen kabul etme zaten. Tamam, senin mı evindeki ben 14 yaşındaki çocuk kimindi? Her şey yaparım. Kimindi 14 yaşındaki çocuk? Git bunu da söyle. Kim kimindi 14 yaşındaki çocuk? 14 yaşındaki çocuk kimin ya? Evinde cezaevinden çıktıktan beraber sonra bununla. İnsanla yaşadığım çocuk. 14 yaşında benim çocuğum yok ki. İşte evinde kim mi buldular? Şikayet olmuş. O kimmiş diye soruluyor. Arkadaşımın kızı gelip gidiyordu. Ben kendim teslim ettim polise. Evet. Onlar da çıkarım istesem. Çocuk istismarından da sabıkan var ama. Şikayet yok. Anası tamam, değil. Tamam git bir de sütlü kahve söyle. Hayri'yi şikayet ederken. Allah Allah. Ya seni ona söyleyeceğim, seni buna söyleyeceğim. Ya zaten eşimin evi benim var ya. Eşimin evi zaten gece kondu gibiydi. Ben hayır, orada yaşayamadım ki. Hayır, hayır. Ahmetlerin içindeydin. Kiranı abi ödeyemiyorsan hayır, her yerde yaşarsın. Hayır, Ahmetlerin içindeydin abim ev. Kenarda değil, köşede değil. Gidip evini gösterebilirim. İnsanlar öyle giderim istediği evini yerde gösteririm yaşa. O evi biliyor. Hayır, istedim. Bir dakika. Caddesi. Hayır hanım, bir saniye. Çok değişik konuşuyorsun. Hiç konumuzla alakası yok. Ne olur çok özür diliyorum. Bir dakika. Hanımefendi. Ben de isterim ki siz gidin saraylarda yaşayın ama siz ben kiramı ödeyemiyorum, ekmek param yok dediniz ya az önce. Ben de size bunun üzerine madem kocanızın evi vardı niye orada yaşamıyorsunuz dedim. Size gidin de izli bir yerde yaşayın demiyorum. Siz benim ekmek param yok diyorsunuz, ben de niye o zaman evi satıp çarçur ettiniz diyorum. Ya ben sana bir şey söyleyeyim Müge Hanım, pek bana yükleniyorsun da. Bunun Mehmet Ali yeğenine yüklensene, esas ondan oturup kalkıyordu benim adamım. Kim o söyle, söyle işte. Bildiğin varsa söyle. Dinliyorum. Kim Mehmet Ali? Kız kardeşinin oğlu Mehmet Ali. Evet. Senin evet, oğlun mu? Ondan oturup bakıyordu. Nerede de olduğunu çıkaracak. Ben çıkarmayacağım. Mehmet Ali var. Senin oğlun mu? Hayır Mehmet, benim oğlum yok. Yeni, benim yeni. Benim hiçbir şeyim yok. Yeni. Benim eşim Azra kardeşine gidiyordu. Ondan oturuyordu, ondan kalkıyordu. O bulacak onu. Hayır, senin yanında. Dağda mangal kömür yakıyordu. Hayır. Onlar da kalıyordu. Senin yanında. Tamam Mehmet Ali gelmiştir, gelmemiştir. Yeğenim benim. Abla, hayır. Açık ablamın oğlu. Mahtada mangal kömür yakıyordu. Mehmet Ali evine gelip gidiyordu. Mehmet Ali ile konuşuyordu. Ben konuşur telefon... yeğeni. Ben eşimi Mehmet Ali'den şu çıkartmanızı istiyorum. Mehmet Ali benim yeğenim. Çıksın ortaya konuşsun. Peki ne diyordu yeğeniyle ilgili? Yani beni tehdit mi ediyor diyordu, paramı istiyor diyordu. O gelip gidiyordu Müge Hanım, ondan gidip geliyordu. Ne iş yaparsa ondan çeviriyordu. Ha bu dolandırıcılık işlerini. Hayır. Hayır. Kesin. Tamam o keçi kimin keçisini dolandırmış? Manisa'dan bir şey izliyorlardı. Mangal gökkemeri. Dolandırıcı işine demiyorum bak. Orada dikkat etsin bak. Dolandırıcı işine demiyorum. Kaz işinden şeye. Hayır kaz işi kesinlikle yapmaz mangal abi. Mangal yakmaya ondan gidip geliyordu. Kaz işi diyor. Kaz işi kesinlikle hayatta, abim. Hayatta, zaten kesin. Gaz işi ne demek gaz işi? Hazine. Hazine. Ha, kazı işi hazine. Hayır. Hayır. Hayır ona hayatta. Ona hayır bak kesinlikle ona cevap veriyorum. Zaten daka yok. Zaten bir ruh kalmış. Ruh. Ruh. Yanından sonra gördüğümde ruh. Çağda hatta 500 lira para göndereceğim dedi. Gene o gaz işine gitti. Nereye gittiğini söylemedi. Tamam Mehmet Ali Bey de telefon attığımız demiş. Mehmet Ali doğru. Benden bu kadar. Bildiklerimi atladım. Bu saatten sonra canlı yayın kabul etmiyorum. Karakolla uğraşıyorum. Sakin ol, sakin ol.
Ben de yani siz kabul etseniz de etmeseniz de tamam, zaten onlar yayına devam edecekler. Mehmet Ali Bey boşuna. Günaydın. Bu saatte olsa canlı. Günaydın. Dinle Mehmet Ali Bey bağlandı. Mehmet Ali Bey günaydın. Ya, hanımefendinin sesini alın Mehmet Ali Bey'i bağlayın. Bunu da ben mi söyleyeyim rejideki arkadaşlara? Günaydın. Günaydın Nik abla. Buyurun eşi diyor ki Mehmet Ali ile beraber diyor define kazmaya gidiyorlardı diyor. Yok Nik abla kesinlikle o kadın komple yalan söylüyor. Bütün her konuda onun kızının eşi vardı. Eşini Turgut'u da evinde döverek evinden kovdular. Ondan sonra bütün suçu dayımın üstüne attılar. Ve o dayımın eşinin şimdi Necla Hanım'ın yüklü miktarda borcu varmış. Dayımın üstüne imza attırmışlar. Dayım o yüzden kaçtı ve kaybolmadan bir hafta kaybolmadan 3 gün öncesi beni aradı. Yeğen dedi başım dertte dedi. Benim dedi evim dedi etrafımda dedi birkaç kişiler dolaşıyor dedi. Buraya yanıma gelsene dedi. O gün gündüz aradı. Dayı dedim. Neredesin dedim. Evdeyim yeğen dedi. Dışarı çıkamıyorum. Dayı dedi ben de yürüme işindeyim dedim. Akşam gelsem olur mu? Olur yeğen dedi. Akşam aradım. O gün akşamda ayın saat ayın 31'iydi. Geçen ayın 30'da 31 arasıydı. Akşamdan beri arıyorum. Dayıma ulaşamıyorum. Bu bütün her şey. Hatta Ahmetli'de de duydum Müge abla. Hepsini kayboldu. Dayımı kaç kişi soruyormuş öldüreceğim diye. Peki niye soruyorlarmış dayınızı öldüreceğiz diye? Kim soruyormuş? Mehmet Emin Keskin diye biri. Kimmiş o Mehmet? Demin de abla sizi ilk açtığımdan beri izliyorum da o kadar yok işte Mehmet Ali yeğeniyle beni suçluyor ya. Ha. O dayımı kaç tane yeğenleri var. O yeğenlerin içinde bir tek benimle konuşuyor. O kadın geçen ayda maaş aldığında eşine eşi ayrılmanın eşindeydi bunlar. Ayrılmanın eşiğinde bana telefon etti. Yeğen yanıma gel dedi. Vardır. Yeğen dedi. Ben dedi. Yengenle dedi geri barıştım. Ve o arada da evinde buluştuk. Dayı dedim. Niye barıştın dedim. Ayrılacaktın madem. Ayrıl adı belli dedim. Sen orada peki bulundun, böyle olmaz, bebek dedim. Hamilelik falan bir şey bahsetti mi size? Evet. Bir tane dedi çocuğum olacak dedi ismini dedi dedenin ismini koyacağım dedi Mehmet Özürek dedi. Demek aldatmış tamam. Tamam yani zaten mantık dizilimi böyle tabii. Diyor bir yani. De Miga abla bu temin söyledi ya kömür mümür. Evet abla kömür yaktı niye yaktı bizim burada köyde bizim evde kaldı 2 gün. 2 gün kaldı aç susuz dayımın üstü affedersiniz bir hayvan leşi gibi kokuyordu. Bu adam bu zamana kadar üstü kirli bir haldeyken niye arayıp sormamış? 3 gün benim evimde yattı. Bu dayım daha da kömür çıkardı. Tatlı ve parasını dayıma dedim ki dayı dedim git üst baş alalım sana dedim. Gel dedim burada kal. Peki evin parası ne oldu Mehmet Ali? Evin parası ne oldu? Ben şöyle duydum Miga abla. Dayımın bizzat kendinden duydum. 60 milyara dedi evi sattım dedi. 60 milyara 55 milyarlık dedi. Takı taktım dedi. Geri kalan parayı dedi harcadık dedi. Ve takıların hepsi onda dedi. Yani 55 bin liralık takı taktım dedi. Evet. 17 bin liralık değil. 55 bin liralık bizzat kendinden duydum. Ve Müge abla 7-24 saat. 7-24 saat dayımla biz telefonlaşırdık. Dayım beni bir gün aramasın ikincisi günü mutlaka aradı. Peki bu hani en son bu evin önünde dolaşıyor dediler yani Necla Hanım'la ilgili bir borç senedi imzalamış. Onu almak için mi evimin önünde dolaşıyorlar dedi. Evet. Necla Hanım böyle sizinle ilgili bir borç senedi imzaladı mı? Bakın kocanızı bulmak istiyorsanız gidelim kime imzaladıysa onu bulalım. Olabilir yani siz eşisiniz. Yani borç imzaladıysa ne hiçbir şeyden haberim yok. Benim borçlarım burada. Her yerde kendi borçlarım var. Hayır. Bir tek bundan biz televizyon aldık müşterek. Ahmet imzası var. Onu da ödememiş. Geçen gün Selçuk Bey de buraya geldi. Yok o Mehmet diyor bir tane Mehmet Ali. Bir Mehmet'ten bahsediyor. Başka bir ben Mehmet. Mehmet diye birini tanımıyorum ablam. Ne dediniz ya. Mehmet Ali Bey ismini? Mehmet Emin Keskin. Mehmet Emin Keskin diye birini tanıyor musunuz? Yani hayır, bilmiyorum. Hanımefendi, siz böyle beni tanıyor musunuz? Bir, şey. Bir dakika dur, Necla Hanım buna cevap versin. Niye? Mehmet Emin Keskin diye birini tanıyor musunuz? Mehmet, dedim hayır tanımıyorum dedim ya. Ha, tanımıyorsunuz onu.
Hanımefendi, anladım. Sizin borcunuz varmış bu Mehmet Emin Keskin'e. Beraber gitmişsiniz. Yani sen ödeyemeyince kocana imza attırmışsın. Yani şu anda aradığınız beyefendi, hayır, senin bu şey borcu Mehmet 90 Emin, bin lira. Mehmet Emin tanımıyorum. 90 bin, 100 bin lira civarında bir borcu. Kaç para? 90 bin, 100 bin. Nereden onu çıkardın? Benim 100 milyar borcum mu varmış? Mehmet Ali Bey, ne kadarmış borç? Valla Müge abla, duyduğum 30-40 milyar dedi. He. Bu kadının borcu var dedi. Dayım dedi, yeğen dedi, yengen dedi, borcunuzu üstüme aldım dedi. Ve bir de dedi, ben dedi bu borcu ödeyeceğim dedi. Adamlar durmadan beni arıyor dedi. Evin önünde beni yakaladılar. Ben buraya ondan kaçtım dedi. Ahmet de durdu evinden. Yani o borcuna imzayı dayın atmış değil mi? Evet, evet Müge abla. Bir tek bari kendi söyledi. Bizzat kendinden duydum. Duydunuz mu Recep Hanım? Evet Müge abla. Bir de benim kaybolmadan nere borcum varmış? Ay biz ne bilelim, onu sen bileceksin. He. Kaybolmadan. Müge abla, bir de bir gün ben bu dayımın yanına gittim. Evet. Kaybolmadan 10 gün öncesi. Dayımla bunu ayırma işinde bu eşi telefon etti. Dedi ki bana dedi, canım dedi, bana para gönder. O da dayım da dedi ki ya canım dedi, ben sana maaş kartı sende dedi. O maaş kartıyla idare et dedi. Ben burada hurda topluyorum, bilmiyorum dedi. O da dedi ki bana ne lan dedi. Benim başımda adamsan dedi, bakacaksın dedi. Bakacaksın dedi. Bakacaksın dedi. Ve bir de Müge abla, Salihli'de bir yerde, bir galeride, hatta galerinin hepsini biliyorum, traktör almaya, dayımın üstüne traktör almaya çalışıyor, traktörü başka yere satıp bütün borcu dayımın üstüne. Hatta bizim köy muhtarı dahi galeri köy muhtarına telefon etmiş, verme demiş, verme. O kadın komple dolandırıcı. Bizim köyün yakınlarında kaç kişi dolandırdı bu kadın? Ay, traktör meselesi de mi var Necla Hanım? Müge Hanım, Ahmet'te galeriye gider misiniz? Gönderir misiniz elemanınızı? Göndereceğim. Ben mi gitmişim? Kendi benim zorla mı götürmüş? Ben de geleyim sizinle. Nereye sürecek? Ha, gittiniz abim, yani. Nereye ben sürecek? Gitmiş Fotoğraf, misin? Ben mi bulmuşum, o mu bulmuş? Ya, gidelim lan beraber. Bak elemanlarla gidelim. Alnım açık. Tamam, bakalım o zaman. Yani o bir zaman böyle bir adamla beraberliğiniz bakalım, var. Ben oraya da giderim. Hattı mı? Sen onu götürmüşsün veya o seni götürmüş ama böyle bir adamla muhatap olmuşsun. Turgut, o beni götürdü. İşimiz ay, olsun diye ben gelip gittim. Adam mı yapacak? Bir bardak çay mı? Araç kullanmıyor hiç. Peki Marziye Hanım telefon attığımızdaymış bir de. Yedi ne demek? Marziye Hanım günaydın. Günaydın. Buyurun efendim. Ha, bekleyin dediniz de bekliyorum bağlanmak için. Buyurun buyurun ben bağlandınız. Müge ben, buyurun efendim, günaydın. Günaydın Müge Hanım. Buyurun. Müge Hanım, bu bayan benim canımı da yaktı. Bundan 4-5 sene öncesi. Eşimi kandırarak aynı burada bu dedikleri gibi beyaz eşya, mobilya onu bunu aldırarak evime haciz geldi. 2 sene eşimle bir ayrılık yaşadım ama ben bu kadından eşimi... ne olursa olsun yani arkasına düşerek eşimi kurtardım, elinden aldım. Ama orada anlatılanlar, orada söylenenlerin hepsi doğru. Bu kadın yalancı, bu kadın yuva yıkıcı. Ya, bilmiyorum işte yani kendini gördükçe yani daha böyle sinirlerim şeylerim. Yani size söylemek istediğim o kadar şeyler var ki. Anladım. Onu görünce insan sinirleniyor, ondan söyleyemiyorum yani. Bağı ve evi sattı, arabamızı sattı. Efendim? Evet. Bir arabamız vardı. Ondan sonra acaba bir köyde arazimiz vardı. Onu sattırdı, eşime yedirdi. Ondan sonra acaba bu kadının bir de bir ahlak var. Bir adamı tuttuğu zaman yiyor, içiyor, bitiriyor, sömürüyor onu. Yani, neyse biraz aynen daha terbiyeli konuş. Evet. Müge Hanım. Efendim buyurun. Müge Hanım, işte böyle konuşabilir miyim? Yani, bu oradaki söylenenlerin hepsi gittim, doğru. Benim de aynı başıma geldi. Evine kahve pişirdi. Niye söylemiyor? Efendim Necla Hanım? Müge Hanım. Efendim? Evine gittim, kocasından el ele tutuştum da kahvemi pişirdi. Niye söylemiyor? Sen yüzsün, sen o lafsın. Bence söylememesi sizin lehinizeydi ama... Geldi. Evime geldi. Tamam, evime geldi. Aklımdan o kadar kötü şeyler geçti ki. De. Ama şeytana uymadım ben. Ben şeytana uymadım. İyi yapmışsınız. Geçmiş olsun size de. Yani doğru söylüyor Marziye Hanım da yani.
Ya eşim bulunsun, tamam mı? Benden size bu kadar. Neyin ise çıksın. Ben bu saatten sonra karakoluna itibar edeceğim. Tamam da ben de yani Necla Hanım şunu anlıyorum ki. Tamam. Demek ki sizin de Turgut Bey'le beraber olmanızın tek sebebi o satılan evdi. Sonra ev satıldı. Onun da işi bitti. Ama tabii bu kayıp sizinle mi alakalı? Yoksa kendisiyle mi alakalı bilmiyorum ama size tekrar para vermesi nedeni de bu hamilelik falan uydurmasyonlar olabilir. Kayıp benlese onlar nasıl çıksın ortada? Dinleyin. Ama acaba ben de size diyorum ki eğer sizinle alakalı bir durumsa sizin borcunuz işte imzalanan senetler falan yayında söylemek istememenize de saygı duyarım. Lütfen arkadaşımıza söyleyin bir iz bulalım yani yazık günah bu adama da. Zaten bir tane evi varmış o da gitmiş işte zaten. Bildiklerimi ben söyledim bak ekranınıza da çıktım. Bildiklerimizi ben size söyledim. Ekrana da çıktım. Bu saatten sonra benim işimi jandarmayla polis arasın. Ben çıkmıyorum. Bence Manisa Cinayet Büro benim hakkımda da bir şey geçecek. İşini ciddiye alan ve çok deneyimli dedektiflerle dolu bir büro. Cinayet Büro araştıracaktır diye tahmin ediyorum Turgut Özcüreğ'in bu bir aylık kaybını. Çünkü bütün Manisa gördüğüne göre... Turgut Bey de bizi bir şekilde görüp çünkü insanlar da buhar olup uçmuyorlar ya bir araca biniyorlar bir minibüse bir otobüse herkes arıyor ben otobüste şuraya götürdüm hadi diyor. Aldım, ben Manisa Cinayet Büro'ya güveniyorum inşallah en kısa sürede gerçekten bence de siz onlarla muhatap olmalısınız. Ben sizi ancak misafir edebilirim yayınıma. Zaten muhatabınız onlar olacaktır. Cinayet Büro olmalı daha net. Cinayet Büro sizinle muhatap olacaktır çünkü araştırırken kimle evli olduğunu evli olduğu kişinin geçmişini aradaki ilişkinin bir takım çıkarlara dayanıp dayanmadığını mutlaka cinayet biri araştıracaktır. Bu bir cinayetse mutlaka bir sebebi vardır ve bu sebebin de ne olduğunu araştırırken sizi de çok detaylı araştıracaklardır. İçiniz rahat etsin. Yani o konuda siz endişelenmeyin. Ben de inanıyorum sık sık muhatap olacağınıza. Peki ara verelim. Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Abanoz Yaylası'nda silahla öldürülmüş olarak bulunan hurdacı Kemal Büyükdeniz'in el koyduğu bir arsa yüzünden komşusuyla ihtilafa düştüğü ortaya çıkmıştı. Tartışma konusu arsanın evinin bulunduğu yerin hemen yakınında olduğu öğrenildi. Bu ev Kemal Büyükdeniz'in evi. Burası da sizin kaldığınız burası ev. Burası benim kaldığım. Tamam burası da sizin arsa. Evi. Siz şimdi buranın nesini bölüşeceksiniz? Şurası senin, şurası benim diyeceğim. Artık böyle mi bölüşeceğiz? Böyle mi bölüşeceğiz? Bilmiyorum yani. Ama bu... böyle dar uzun buradan bölüp de... Buraya hangi evleri yapacaksınız yani? Şimdi Müge Hanım bak. Benim amacım bu toprak dökülü yere bir çadır vurup oturmaktı. Ama bu sefer olmadı. Böyle bir şey bölüşmedik. İşte bölüşemiyorsunuz. Çünkü burada bölüşebileceğiniz bir şey yok. Burada sizin yapabileceğiniz tamamını birine verirseniz parayı bölüşmek. Bu adam benim haberim olmadan gitmiş İrfan Kasnakçı'ya benim yeğenim olur. Bu adama demiş yer veririm demiş. Yani siz cinayetten bir gece evvel burada evin önünde otururken yeğeninizi görüyorsunuz. Sonra cinayetten bir gece evvel geliyor size Kemal diyor ki gel diyor, biz seninle burayı bölüşelim. Sen de uyanıyorsun diyorsun ki İrfan oraya gitti kesin bu burayı buna verecek. E tamam da İrfan'a nereyi vereceksin sen? Buraya İrfan'a verirsen sana kalacak yere ne girişin var ne çıkışın var. İşte olay. İşte adam da onun sabahına kayboluyor. Kayboluyor. Ortaya atılan iddialardan biri de oğlu Yusuf'un kaçırdığı kızla ilgili olarak öldürülmüş olabilir miydi? Suçu benim üstüme yıkma istiyorlar. Esaslı olarak bu suçu işleyen oğlu. Asla. Bu Nadire ve kocası sabahleyin ezende gittiler. Bayramın tamam, ikinci günü. Dört kişi gittiler. Yalan söylüyor. Akşam saat 9-10 civarlarında geldiler. Sabahleyin ben yine bir baktım evin önünde arabanın içinde bir kadın duruyor. Bunlar kalktılar. Dışarıya çıktılar. Kendi kamyonetlerinden bir miktar mazot çektiler. Haydar Büyükdeniz'in arabasına koydular. Haydar Büyükdeniz bunun yeğeni. İndiler arabaya gittiler. Beş kişi olarak. Bir kişi arabanın içinde vardı önceden. Ben kendi gözlerimle gördüm bunu. Ama. Dört kişi daha bindiler kendileri. Ondan sonra bir duyuntu oldu. Kız kaçırmışlar. Oraya niye gittiniz? Ha? Haydar'ın hanımının ailesi tamam. Orada su gözünde. Tamam. Oranın yaylasına niye gittiniz? Gezmeye gitti. Kimine gittiniz? Ebesi dedesi varmış yaşlı bir karı. Kız kendilerine birden gelir mi Hüseyin'a? Dürüst olalım. Hayır. Dürüst olalım. Biz dürüstüz rahatız abi. Kimin ne? Ben rahatım. Kaçırmış. Peki kızı istedikleri gibi bir de alıp getirmişler mi? Eve mi getirmişler? Evet eve getirmişler bunlar. Devrikesi günü gerisin geriye götürdüler. Artı bu halk arasında konuşmalar oluyor, duyuluyor evet, bir şey. Tamam Hüseyin'e getirdiysek anası babası niye aramamış o zaman bu kızı? Dinle ya kardeşim ya sen niye çalışıyorsun benimle ki ben ya? Ben çalışmıyorum ama yalan söylüyorum. O zaman dinle ya. Ama çok ayıp.
Ben seni dinleyeceğim. Benim duyar duymaz. Kızım niye almış? Abla duyar duymaz duyduğum kelime ben ilk duyduğum dayıkana. Morka vardım dayıkana dedi ufun kelime. Yusuf bir kız kaçır dedi. Kemal da kabul etmedi için dedi Yusuf vurdu diye duydum ilk ben bu kelimeyi. Evet öyle duyuldu. Ben bunu ilk öyle duydum dayıkana. Ama ben dedim ki bu Yusuf da vuracak ne cesaret var ne yürek var evet, dedim. Evet öyle dedi. Ben seni tamam, bu kadar o konuyu geçtik. Evet. O konuyu geçiyorum bak. Tamam da kızı getirdiler ya niye gene götürmüşler? Oğlu beğenmemiş. Söylemez çok ayıp babası dediler. Nasıl nasıl? Yok Allah bismillah. Allah Allah. Haydar gittiniz bağlansın. Bağlansın. Şunu demeye çalışıyor. Yusuf için kız getirdiler ama Kemal onunla ilgilendiği için yakından babasını vurdu. Öyle şimdi duydu. Efendim, öyle dendi. Öyle dendi. Öyle dendi. O yüzden de sen cenazede Yusuf cenazeye katılsın diye jandarma bıraktığında dur. Yusuf ne yaptın babana hayır, diye öyle deme. İşe sarıldın yok. Diyorlar. Abi, bir kişi der, iki kişi der, üç kişi der, o toplumdaki tamam, her kişi söylüyor. Tamam, her kişi bağlansın. Tamam, bağlandılar dün, söylediler, söylemişsin. Oğlu Yusuf'un da şüpheliler arasında yer aldığı cinayetin ardından eşinin hiç üzüntü belirtisi göstermemesi dikkat çekmişti. Ben sana dedim ki Nadire, ben morgun önünde bekliyorum, abim vurulmuş. Ölmüş dedim. Ben aradıktan sonra yarım saat sonra Fuat Emre ile geldiğindeyken siz normal muhabbet ediyormuşsunuz. Evet konuşuyordum. Şimdi... Ben ne muhabbet ediyordum bunların? Emiş abi dedim. Jandarma geldi dedim. Kesinlikle yarım bölüşülmesin arazi dedim. Hala daha yarım bölüşülmesin arazi diyorsunuz. Ortası öldüğü gün telefonu benim hanım buna verdi. Hı? Al dedi senin Cemil istiyor dedi. Seninle bu konuştuğu ne konuştuğunu bilmiyorum. O arada bu dedi. Böyle yaptı. Hı? Kalktı. Oturdu. Ne ağırlama var, ne sızlama evet, var. 15 dakika sonra yengemle amcam geliyor. Sen normal bir muhabbet ediyorsun. Kızım sen neye bahsediyorsun? Kocam ölmüş. Morgun önünde bekliyorlar. Sen niye şey diyorsun? Evet, ondan sonra ağlayıvermeye başlamışsın. O zaman ağlamaya başladım. Ha tamam. Sesine ondan sonra bir dakika. Tamam. Bak ikinci soru çabuk. Bak. Nadire Büyükdeniz ve oğlu Yusuf katil ya da katillerin bulunmasını istemiyorlar mıydı? Öldürülen hurdacının babasıyla torunu arasında geçtiği iddia edilen bir olayda dikkat çekiciydi. Nadire ablanın kızı benim bir tane oğlan kardeşim var. Bunu alırlar, bizim kökümüzü kuruturlar. Bu olayın üstünü kapatırsın deniliyor. Dedesinin yanına gidiyor. Evet, evet. Cemil abinin babasının yanına. Benim babamı öldürdüler. Bu dosya kapansın. Hayır asla öyle bir benim çünkü bir tane kız kardeşim var. Oğlan kardeşim var. Onu da katarlar içeriye diyorlar. Doğru mu Cemil abi? Ben babamdan duydum. Bu konuyu diyor niye de belirliyorsunuz diyor. Ölen öldük etti diyor. Evet. Yani, diyor demiş kızı. Öyle demedi mi? Ondan sonra bu demiş ki ben bununla konuşmam demiş. Nadire sordum ben böyle böyle bir şey duydum dedim. Sen böyle bir şey kelime kullandın mı konuşmadım dedi. Dedesi geri gelmedi. Lafı anlamadan etmedi. Sen ne diyorsun kız dedi benim kızın burnuna böyle asayişe etti. Öldürülen hurdacının da komşusu Hüseyin Kasnakçı'nın da evinde silahının olduğu ortaya çıktı. Silahınız vardı. O var. Silahı bulup verdiniz mi jandarmaya? Evet evet. O... Senin silahın var mı abi? Bir tane tek kırmam var. Hayır pompalısı da varmış. Jandarmalar. Bunun pompalısı da jandarmalar geldi evimden. Pompalısı geldi da varmış. Anamur'daki evimden aldılar. Çok yalan söylüyorsun. Baktılar işindeki mermiye. Küflenmiş. Bu ne cihaz? Küflenmiş bir şey söyleyebilir miyim? Tamam bir tane de pompalı tüfeğim varmış. Hayır. Asla siyah pompalı var. Silahım bilmem yok kocam. Hayır. Var. Kızın yerine Ali Büyükdeniz var. Saklamışam geçsin bunlar. Silifke'de. Nereye sakladın? Evurda. Ne saklamışım? Tamam gören var mı Hüseyin Bey'i? Diğer tüfeğiyle siyah. Vardı bu çocuklar. Şimdi efendim. Bizim yeri almaya damadına geldi. Bunun Yusuf dedesi. Bir şey söyleyeceğim. Siz de eğer gidip de böyle elini direklerini yıkıp bir araziyi sahiplenecekseniz sizin de elinizde silahınız vardır yani. Yani öyle mermisi artık içinde küflenmiş silahlı olmaz yani. Ormanda ölü olarak bulunan hurdacının Anamur'a gitmek için beklediği kahvehaneye aynı saatlerde sorun yaşadığı komşusu Hüseyin Kasnakçı'nın da gelmesi dikkat çekiciydi. Şimdi biz şunu çok iyi biliyoruz. Rahmetli sabah hastaneye gideceğim diye yola çıkıyor. 11'de minibüs kalkacak Anamur'a doğru. O nedenle de minibüsü beklerken kahveye oturuyor. Tamam. Ve sen de kahveye geliyorsun. Benim kahveye gitme nedenim saat 8-9 aralarında oldu. Bunlarla varıp geldikten sonra eve geldik, kahvaltımızı yaptık. Hı. Ve ondan sonra kahveye gittim. Siz eve gidiyorsunuz, evden çıkmış zaten Kemal Bey. Evet. Yani o sizin anlattığınız orada uymaz. Siz daha sonra eve gidip kahvaltınızı edip gitseniz dahi zaten orada 11 minibüsünü bekliyor. Yani o her halükarda zaten kahvede. Gittiniz ve o gün kahvede oturdunuz mu? Oturdum. Oturdunuz. Kimle oturdunuz? Yanımda kimse yok. Orada kenarda bir tane masa var.
duvarın dip gezinde. Tamam. Artı yanıma bir de adam geldi, oturdu. Çay iç baba dedim adam? Adama. Tanımıyorum. Hayır hayır ama tanımaz mı orada herkes bizim birbirine? Bizim orada ufak bir yemin ederim herkes tanımıyorum. Bir gibi. Şimdi Hüseyin ondan dayı tanımadım. Bir şey söyleyeceğim başka ama. Başka masa boş var mıydı orada? Başka masa... Pek yok. Ya orada bak ha, şimdi orada bak. Yanlış konuşuyorum bak. Niye orada diyorsun? Bir tane masa diyorsun. Ben bir tane masa demiyorum. Ya şimdi tanımadığım bir insanın masasına ben varıp da tanımadığım bir insan boş masa var kana tanımadığım bir insanın masasına oturma. Şöyle dışarıda masa duruyor. Geldim hayır, ben öyle olmaz. Oturdum. Sen sordun mu adama? Nerelisin sen falan? Hayır sormadım. Olmaz öyle. Anamurlu adam ya yalnız böyle şahsen tanırım da isim de bilmiyorum. Orada... Ha, tanıyorsun yani. Şahsen tanırım tanırım. Tamam işte bulalım onu temize çıkmış olursun. Ben sana yol gösteriyorum. Ne bileyim ben ablacığım adamın ya. Şimdi Nugan abla, ben oradan, o istikametten geliyorum. Bak soru şu, şimdi sen kahvede otururken niye bu adamın cinayetin işlendiği yere doğru gittin de sonra geri geldin? Eğer ben sabah evine gidiyorsam bir şey konuşmaya, eşi de evde yok diyorsa ve ben de arabamla devam edip işte bir kafeye gittiğimde orada otururken görüyorsam arabayı, ya ben de şimdi sana uğramıştım. Gel şu bölüşme meselesinde iki konuşalım. Zaten komşum, birer arabaya. Gitti. Evet, evet. Şimdi bakın aynı anda konuşuyorsunuz ve bir konuyu biz sonuna götüremiyoruz arkadaşlar. Yani çünkü farkında mısınız yani birileri bir konuyu saptırıyor. Artık hanginiz saptırıyor ona bakın bir konunun üzerine gidemiyoruz. Bugün Hatem ve Arzu da aramızda hoş geldiniz siz de. Şimdi yani ilk bizim şeyimiz neydi? Yusuf mu öldürdü değil mi? Babasını. Niye böyle söylüyoruz? Çünkü ilk konuşulan bu. Öyle değil mi arkadaşlar? Aslında kız kaçırma mevzusu da değil. Hüseyin Bey buna başka bir boyut kattı. Dedi ki Yusuf'a dedi bir kız getiriyorlardı. Fakat babası o kıza tecavüz ettiği için o nedenle de dedi babasını dedi öldürmüş olabilir. Bunu sadece onunla da desteklemiyorlar. İşte Nadire Hanım'ın eşinin ölümünü öğrendikten sonra ağlamaması. Sonra cenazede Yusuf'un gelip sen babana ne yaptın demesi. O sırada Nadire Hanım'ın kızının Nadire Hanım'ın ağzını kapaması, Yusuf'un da daha sonra savcıya dahi ben babamı kimin öldürdüğünü açıklarım ama beni de öldürürler diye korkuyorum demesi. Üstelik Yusuf da buraya geldiğinde yine bizim kameraman arkadaşımıza ben yarın Müge ablaya açıklayacağım her şeyi deyip yine dut yemiş bülbül gibi böyle burada oturması. Yani mesela önce şu mevzuyu bir konuşalım. Yusuf öyle bakma yani. Şimdi sen böyle demedin, burada da dedin, savcıya da demişsin, millete de demişsin. Oğlum kim o zaman katil biliyorsan söyle. Lafın da şu. Söylerim ama ortalık karışır. Beni de öldürürler. He? Beni de öldürürler. Beni de öldürürler. Karışır bana değil. Söyledi. Beni bana de öldürürler. Söyledi. Size de söyledi mi Arzu? Söyledi. Beni nasıl öldürürler. Dedi? Tek de. Cemil'le ikimiz köye bunların evine gittik. Dedi ki ne? Cemil. Emim dedi. Kim yaptı bu olayı dedi. Siz biliyorsunuz dedi. Bilmiyorsanız dedi. Kiminle kavgalı olduğunu biliyorsunuz dedi. Söyle babam dedi buna. Bu da dedi ki ne? Emmi söylersen beni de öldürecekler ben biliyorum dedi. Ben bunu canlı canlı duydum. Cemil'le ikisinin konuşmasını. Ha bu demektir ki ne? Ölmüş 4 sene önceki ölen bir adam mı? Değil. Bu, değil değil o başka birini söylüyor. Başkasını söylüyor ama söyleyemiyor azdan çıkaramıyor. Belki karakola da aynı lafı söyledi. Bize de aynısını söyledi o ölmüş rahmetli kişiyi. Ama o kişi olmadığından ben %1 milyon kere eminim. Hadi Yusuf artık sen de kimse söyle ama ya. Kimi doğru konuşuyorsun? Yani söyle ki herkes suçundan da arınsın. Ya sorun da işte teyzeler olarak söylesin Yusuf. Bir söz hakkı da ben alabilir miyim Müge Hanım? Bir söz hakkı da ben alabilir miyim? Hayır sorun işte önce bu konu. Önce bu konuyu bir bitirelim. Yusuf bunu dedin. Niye dedin çocuğum? Kimden korktun halacığım? Yani o anda onu söyle çocuğum sen bana. Kiminle kavgalıydı baban? En azından onları söyle. Hüseyin Kasnakçı'yla. Hayır. Onlar son bir ayını yaşadığınızı anlat. Nasıl kavga etmişiz? Tartıştınız. Kardeşim. Ama tartıştıktan sonra annen de söylemiş. Orada, sen de oradasın. Konuş Nadire. Her gün tartıştığınız söyle Nadire. Tartıştı. Bir ufak bir ayını her gün tartıştığınızı söyleyeceksin. Sonra... Bir dakika. Kimle? Senin yani o söylersem ortalık karışır dediği kişi Hüseyin Bey miydi? Evet. Hayır. Ha, yalan söyleme. Yalan söyleme. Bak bir dakika. Bir dakika. Bir Yusuf kendini söylesin. Benim kardeşim de gençti mi? Arzucuğum bir sen. Herkes genç. Bir anlatır mısın lütfen? Aa. Karışır değil Müge Hanım. Beni de öldürürler. Hayır abla, önce ortalık öldürürler karışır demiş. Dediğin kimler? Yok, karışır demedi. Öldürür dedi Müge Hanım. Öldürürler siz sen burada. Şey hayatım, bir tek size söylemiş ki herkes şu söylemiş. Şu adam öldürür demiyorsun. Kimden şüphelendin de o sırada bu lafı ettin? Korkma halam. Evet biz varız. Kemal öldüren bizi de öldürsün. Beni de öldürsünler. Söyle Tosun'um hiç olmaz herkes aklansın. Ya bir müsaade edin de bir söylesin ama tabii, bekliyoruz. Buyur, çocuk ağzından. Şöyle deyin abla. Söyle hadi artık.
Bir tek otur, sesin güzel çıksın, hadi. Kendimi iyi ifade edemiyorum abla da. İki lafı bir araya getiremiyorum da. Babam 8.30'dan evde çıktıktan sonra 9'da da Hüseyin Kasnakçı evden çıkıyor. Tamam. Kahveye gidiyor. Kahveden sonra babamın ölü bulunduğu cesedin ormana Hüseyin Kasnakçı gidiyor. Torunumla gittim diyor. Hayır hayır bak torunumla gittim. Torunuyla da önce görmüyor kamerada. Dur baba sus. Arabasının oturağı yatık gidiyor. Gelirken de kalkık bir şekilde geliyor. Ormanda odun ettim diyor. Odun ettim diyor, odun yok arabasında. Hayır Yusuf'cum, bunlar şu anda hepimizin bildiği şeyler. Dolandırmalı konuşuyorsun. Sen bu net cinayet işlendikten sonra bu lafları ediyorsun. Daha evet. Cenazede falan, daha bu görüntüler, gitmeler, gelmeler yok. Kimi düşündün o an bunu söyledin? Şu an ben de aynılarını Hüseyin Bey'e sordum. Orası ayrı. Seni savcılığa götürdükleri zaman daha bu olmalısı yoktu. İçinden ne geçti de bunu söyledin? İçimden o an Hüseyin Kasnakçı geçti. Bak, hayır, yine yapamıyorum. İçimden o an Hüseyin Kasnakçı geçti. Babam gittiği sonra babamın arkasından bu geliyor taksisiyle. Aklıma o geldi. Peki niye söylemedin o zaman orada herkese Hüseyin diye? Seni soruşturmaya götürdükleri zaman daha babamın savcılıkta bile adı hiç geçmedi. Niye o zaman söylemedi? Hiç geçmedi o zamanlar daha önce. Sizden sonra götürdü babamı savcılık. Bir saniye. Senin baban kuzuları sattı ya. Şüphelendiğim kişi bu. Benim babam yaşlı. Şüphelendiğim. Önce hiç yalnız böyle değildi bu adam. Yapanlardan. Nasıl çok rahat ya otururdu. Semaver kurardı. Bizi çağırırdı. Babam kaybolduktan sonra ne geliyor ne gidiyor. Hareketleri bir tuhaf. Bak ben onu sormuyorum Yusuf. Daha sen seni ilk jandarma zaten alıyor. Çünkü evet, senden şüpheleniliyor ilk. Seni alıyor jandarma. Kim daha çıkardıysa öyle bir şey çıkarmış. Ben yalan buradan söylemiş. Tamam. Bu kız mevzusunu zaten varsa kim öyle çıkardıysa. Bir şey kim çıkarttı? İşte biz hani. Ben söyleyebilir miyim? O gün bir Yusuf konuşabilir mi? Çünkü arkadaşlar siz konuşmak mı derdiniz, Yusuf'u konuşturmak mı? Konuşuyorum efendim. Yusuf. Efendim. O senin anlattığı sonraki mevzular. Evet. İlk daha gün, ilk gün. Söylersen beni de öldürürler, ortalık karışır falan dediğin bu kimdi? Bu ilk gün söylenmedi. Bu ilk gün değildi. İkinci gün olsun Yatemciğim. Aklıma gelen kişi gene bu kişi diyorum abla. Peki ama annem yalan diyor ki ne tartışmalarımız var ne bir şeyimiz var diyor. Niye ondan şüphelendin? Zaten sana en baştan beri halaların, amcaların falan siz o ufak evdesiniz. Tefek, ufak tefek tartışmalarımız abla, tartıştı oldu. Önce ondan sonra toprak döktürürken söyle birbirinize. Tartıştı. Ne zaman? Tarla beliştik, toprak dökülürken. Babam üst taraftan vermek istedi. Babam da aşağıdan istedi. Ev yakın olunca. Hüseyin Kasnakçı da bunu kabul etmedi. Ben istemiyorum, aşağıdan istiyorum dedi. Bu sefer aralarında tartışma geçti. Ondan sonra evine gitti, evinde bir iki kendine söylendi kızdığa karısıyla. Ondan sonra tekrar geldik eve. Toprağı getirdik dedi. Ama biz siz hiç böyle anlatmıyorsunuz bir hafta. Tekrar tekrar değiştirme yapıyorlar. Hayır abla, ben size sordum saniye. Hiçbir tartışma yok dedi Hüseyin Bey. Siz de hiç demediniz. Evet, sen niye tartıştın diye şimdi ya niye? Ya bir fırsat vermek ne dedi tartıştın? Hayır hayır. Hadi abla bir dakika. Senin fırsata ihtiyacın yok. Herkesten en yüksek sesle sen konuşuyorsun. Hepimizi bastırıyorsun. Ya ben buraya gelince sıkıldım. Yani sıtmadı duyuyor. Alıştık ama artık. Şimdi alışıyorum. Alıştık. Şimdi yani bu sizin evinize geldiğinde hani onun konuşmadığı abisinin oğlu eve gelip size geldiğinizde tartışma oldu mu evde? Oldu. Nasıl oldu? Toprak yüzünden eğme istedi Hüseyin Kasnakçı. Vermedi. Babam da olmaz dedi. Benim kızım damadım gelecek dedi. Küs dediler. Ondan sonra da. Böyleceğim. Damadı, bunun damadı da Hüseyin Kasnakçı'nın yeğeni. Evet. 25 senedir konuşmuyorlar. Bizim damadımız da onun yeğeni. O çocuğun kendi zaten kaç yaşında 25 senedir? 27, 28 yaşında. Yani nasıl 25 senedir? Lafımı bölme. Ben sana atlarsam. Tamam. Sen de bana aynısını yap. Tamam buyur konuş. 25 senedir onu da. Yani İrfan Kasnakçı alsa da almasa da yalan söylerse ya bir şey demiyorum. Abim zaten o kendine düşen hisseyi kızım torunlarıma vereceğim. Torunları da Kadir'in çocuğu. Evet. Kadir gelecekti. Her harikarda gene 25 senedir konuşmadığı kardeşleri veya istemediği insanlar karşısına gelecekti. Kadir oraya en güzel evi de yapardı. Çalışıyor, işi gücü de yerinde. En güzel evi de yapardı. Peki bunu Hüseyin Bey ister mi? İstemez. İstemez, kabul etmez abla. Yani, bir şey daha can.
benim abim sosyal bir insan değildi. Böyle hani birileriyle karışayım, girişeyim, arkadaş çevresi olan birisi değildi. Yalansa aha. Doğru atla. İçine kimseye gitmezdi. Biriydi. Bak Anamur'da olsaydı geleceği bizlerin yanına geldi. O da bir saat, iki saat falan. Doğru desin yani. Yalan söylese yalan söylese görümcem desin. Gelirse babam gelin oraya, Özkan, Cemil, Hasan orada, evin önünde orada olurlardı. Anam burada olsaydı. Ama abim gün 3 aydır Abanız'dalardı. Ve abimin hiçbir yere gitmediğini biliyorum. 150-200 kadar tavuğu, bülüç bir şeyleri vardı. Yani nereye getiriyorsun sonucu? Gitmiyordu bir yere. Sadece bunlarla. Sadece bunlarla. Doğru. Hani kız mevzu diyor. Bu ya, kız mevzunda. Jandarmaya. Yusuf kız da çıktı da. Kim dediyse... Bu cinayeti işleyen kişi Mükemmel. Bu. Onu da şey konuşabilir miyiz? Bir saniye. Onu da jandarmaya söyleyen kim? Hüseyin Gasnakçı. Hayır hayır. Daha babam burada yeni bahsetti o kızla bana. Tamam. Ama orada da jandarmanın dosyası var mı yok mu onu bir sorabilirsiniz tamam. İsterseniz. Siz bir şey çıkardınız. Sorabilir miyim? Bak, anam abi, neşet söyledi kız. Şey var mı? Abi ya. Bak bir dinle bir. Bir dinlemesin de bilin lütfen bir. Bak bir dinlemesin de. Diyorsunuz ya. Olanları konuşuyoruz olanları. Hayır. Olanlar değil. Olanları Gürüzlük oldu. Tamam. Bu adam yalan sen söylüyor. Çıkardın. Arabada bir çok kişi vardı. Çok sinirliyim hocam. Var mısın? Tamam ama sen de bir dakika. Sen de Facebook'tan biriyle tanışmışsın. Ceviz'in orada buluşmuşsun. Yusuf. Buluşmadık. Ya Ceviz'in oraya gitmişsiniz. Çeşmenin oraya değil. Ceviz'in orada değil. O kadar. Pardon. Bir de kızla bana. Gitmişsiniz Ceviz'in oraya işte. Sizin evin orası Ceviz'in işte. Orası yanda. Şeşmenin başına geldi. Ya ben ya o kadar çeşmeyle ceviz ki? İşte ne fark eder? Bana evet. Öyle söyle ben hocam, size orada ben oturmuyorum ki. Hocam ben Hanım. O kız da oraya gelmiş. Evet. Ya senin baban mı göz koydu o kıza? Hayır o kız konuşmadım. Değil. O kız çocuk o daha 10 yaşında. Daha 17 yaşında Müven ya. Hanım bunu, bağlanan bu adama soruyor. Size niye müdahale ediyorsunuz? Kız eve geldiyse. Niye müdahale ediyorsunuz sizler? Bir şey soracağım. Bunlar lafı yapmıyor. Bir dakika ben buramısın. Bir kuşkusu sonra atlatıp konuşabilirsin. Ben anlatırım. Bir dakika. Sen kuşkusu arıyorum. Bir dakika. Kuşkusu olmuyor. Allah'ım ne dedi? Yalan olmaz. Bir dakika. Bir şey soracağım. Bak Hüseyin abi. Bir insan. Nadire bak bir şey diyeceğim. Bir kuşkusu olmayı sorma. Bak bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Rahat edin. Senin kuşkun varsa böyle sen bile oradasıymışsın. Sen bile rahatmışsın orada. Senin karın da. Tamam ben o zaman bilmiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Tamam şimdi Neşe konuşuyor. Herkes susuyor. Evet. Bir şey söyleyeceğim Müge Hanım. Şimdi diye bak böyle panik yapıyorum bazen ben de. Şimdi dedi ki o çocuk Hüseyin Bey'den diye şey bahsetti. O da senin baban. Onlar da aynı şekilde düşmana kastederek şey yapıyorlar. Zaten bunlar iti ısırmaz ki asla. O kadar ne kadar düşmanlık yapsa bile Kadir Kasnaklı olsun, İrfan Kasnaklı olsun. Bunların zaten kendi eti canı. Şimdi bak bu kardeşiyle bile belki 10 senedir falan kız olan sorunundan dolayı. Kemal'la bizim yanımız lütfen. Tamam dur, bir dakika dur. Dinle ya. Bir dakika dur. Bak kardeşiyle bile daha 10-15 senedir beri konuşmazken kardeşi bile kardeş olduğu halde, düşman olduğu halde bile, içlerine evlatları girdiği halde bile daha dün çıktı röportaj yaptı. Sizden dolayı izleyeceksiniz de biraz sonra. Ha döndürüp dolaşıp gelip Kadir Kasnak düşman idi yanına istemezdi. Ha bir de tarla konusuna gelince Kadir ekranı Kasnak açarsanız ben orada da ben bir şey takrif bir dakika, tarif edeceğim. Bir dakika bir şey takrif edeceğim. Yanına yanındayken de demişler ki ne? Hayır Nadire ile Yusuf'a ben şunu anlamıyorum. Yani arzuyla hatem gelene kadar evet babamlar akşam kavga ettiler tartıştılar demediler. Bunlar 27-28 sene köyde oturdular. Bir saniye korkuyor musunuz? Evlerine demin korkuluk yaptırdılar. Demin korkuluk yaptırdılar ya. Kim yaptırdı? Nadire. Kızım Nadire Hanım köyün içinde kim köyün girdi buraya? Köyün içinde korkusuna köydeki evine demin korkuluk yaptırmazdı. Ya demek ki var çekindiği bir şeydi ondan. Sizden çekiniyormuş bize bunu bana söyledi yenge. O zaman kanıtlayın. Babamı öldürdüğünü kanıtlayın. Şimdi Müge Hanım apatıyor. Bir saniye Hüseyin Bey. Sen tarlaya geleceğim. Müge Hanım abla. Şimdi Hüseyin Bey sen şurada oturuyorsun tamam mı? Şurada da rahmetli Kemal oturuyor. Şimdi siz akşam ne oluyorsa yani evde akşam tartışma oldu mu bu tarla meselesi? Evet ya da hayır. Sen söyle. Nadire. Anlamadım. Evde babam gibi yanına geldiğiniz zaman. Evde tartışma oldu mu? Oldu. Çünkü çok... Uzatma. Evvele çok tartıştılar bununla. Nasıl tartıştık? Evveles değil, o sen gün diyor. Sen emeği istedin. Hayır Nadire bak. Hayır şey evvelesin demiyor. Benim emeği istedim. Ne istedi? Istedim. Bir dakika ne istedi? Demir emeği var. Demir emeği istedim. Emeği. Benim eşim de vermem dedi. Bunlar da baya bir şey etti. Bize küstüler. Benim eşim de çok affedersiniz. Hüseyin'e dedi. Bir küstü. Ne istedi? Eme. Çilekler. Çilek eme. Burada da getirdikler demir. Çilek eme. Çadır vuracağım dedi. Yerime ben çadır ama anlamıyoruz ki çilekli elması mı ne? Ben hayır büyük eme. Ben size anlatabilirim. Büyük eme. Üzerine kuranla çekilen eğme.
Eğme. Manar gibi düşün, çadır gibi düşün, eğme. Hüseyin Bey tarlaya öyle bir şey yapmak istedi. Evet, evet, yapmak bizden istedi. İstediler. Babam da vermedi. Tamam, nereye yapmak istedi onu? Onun beri tarafı. O, çevrilmeyen yere ev yapacağım ben dedi. Şuraya bak, verin şeyi. He. Peki sen babanda o istemedi. Eğmeden fazla mı var? Ya babanın mimar mı ediyor? Yok, üç tane var evin içinde. Size ait var. Evet, üç tane. Bir tanesini bana verin diye. Evet, üçünü de ver dedi. He. Üst taraftan değil dedi, aşağıya Müge Hanım, şu tarafa ekrana bir şunu mu söylüyorsunuz eğme dediniz, ha, şu mu? Ha, şu tam evet. Evin yanındaki ha. Şu. Evet. Evet. Bu böyle açılınca bundan mı oluyor? Hayır. Yok, yok öyle, onun üç içine girip oturacaklar. Çadır gibi düşün Müge Hanım. E ne yapacak ki bunu? Oturacaklar içinde. İçinde bayramda çocuğum gelecek dedi, içinde oturacağım dedi. Tamam, bunu nereye yapacaktı? O yer, berekecek olan yere. Müge Hanım. Buraya mı? Evet, evet. Aşağı, şu. Evet, topla. Oraya. Evet. Babam tamam, da orayı ama istemedi, üstünü istedi. Tamam, gelebilir miyim Müge Hanım? Bir dakika arkadaşlar, ben anladım konuyu. Gel. Bu eğer bak buraya yapılırsa, o zaman bu tarafın hiçbir anlamı kalmıyor. Bak, Müge Hanım, ben sana bir şey anlatacağım. Yakından olunca gözüm ağrıyor ekran. He. Bak şimdi, bu tarla gördüğünüz kadarına bu kadar çok dar değil. Geriden çekildiği tamam, için. Tamam, böyle var burasında. Geriden evet, çekildiği için böyle çok dar, ensiz görünüyor. Ama kıymetli olan bu taraf. Bir dakika, ben sana anlatayım bir dakika şöyle. Bak şu direkle, bak tam yakından olunca görüyorum. Şu direkle, şurasının arası bu enliliği. Tamam. Bu geride çok geniş bir tarla normalinde. Ben babam, şu evde benim olduğu için biliyorum. Normalinde bunların tarlası şuradan, bak şu arası toprak dökülü yer. Tamam. Şuradan da bunlar zaten Nadire Hanım, oğlu karışmayız, biz hiç karışmadık diyorlar o zamandır, bu meseleye diyorlar. Yani babam dedi, babamasına dedi ki diyor, baba bizim yerimiz çok, bile biz orayı almayalım dedi diyor. Evet bir öyle. Hayır. Doğru. Hayır. Doğru. Yalandı doğru, da peki. Hayır, bir dakika dur. Doğru. Ben bir mahvete gireyim Nadire bak. Lütfen. Bak. Buradan da zaten bunların babamın, annemin, Nadire babanın, oğlunun, kocasının hepsinin niyeti. Buradan zaten bu tarlanın başa kadar 4 metreli ya da 3 metreli yol koyalım dediler. Hem dipteki ne faydası olur bura kadar hem bu kullanır dediler. Tamam. Buradan bu tarafa da babam dibe alsa bilenek. Buradan bu tarafa sadece Nadire Bagel'in yerinden birkaç milyar verip ama o zaman almaktı. Da rahmetli demiş ki bana yol parası ödersin. Evet, evet. Hayır, evet öyle bu dedi. Yoldan evet, doğru. Bu yoldan değil. Yok. Tarlanın içindeki yoldan değil. Şu Nadire Bagel'in kendi olan yeri var ya, şurayla şura kadar bir yer. Oradan dedi bana yol parası ödersin demiş. Babam bunu bana defalarca anlattı. Tamam. Ha, babam buradan dipten asaydı bile orada cevizlerin orada da zaten yol vardı. Hayır yol yok. Bak. Yol yok. Yol yok, yol yok orası. Bak var. Nasıl yok? Anlamanın içinden mi orası? Hayır orası yol yok. Orası bak, normal ki bak insanın. Tamam bak, ben bir dakika bir dakika oturun. Şunu bir dakika. Oradan yol şimdi yok. Şimdi bakın vardı, burası Hüseyin Bey'in evi. Oradan yol yok. Yani aslında. Vardı belediyenin hayır gelip geçtiği yol vardı orada. Canım belediye yani, oraya kiraladı. Burası da Kemal Bey'in evi. Oraya belediye oradan yol yok. Yalan söylemeyin. Arkadaşlar. Ama bak şimdi burası Hüseyin Bey'in oturduğu yer. Evet. Burası da Kemal Bey'in evi. Şimdi akşam ne oluyorsa, şimdi biraz kavgaya falan dönüştü ama Kemal Bey akşam işte bu tarlayı satmak üzere birileriyle konuşunca Hüseyin Bey'in evine gidiyor. Nadire ve Yusuf da yanında. Evet. Diyor ki biz burayı bölüşelim. Evet. Cevap olarak ne verdi? Çok kısa tek başına. Cevap olarak hayır bölüşmeyelim dedi. Doktora götüreceğim hanımımı dedi. O zaman dedi. Sabah da benim eşimin gittiğini görüyorlar. Dur şimdi. Hayır sonra görmedik akşam, de duymadık. Sen nasıl duydun? Bana dedi. Bana dedi. Ben duydum. Ben. Kim takip ediyorsun? Sizin zaten ben duydum. Şey bir dakika. Armin sen beni gördün. Sen de bağırıyorsun. Bu bana neyin Allah'ına geldi. Tamam orayı dinleyin. Orayı dinleyin. Buraya cevap verin. Sonra akşam Kemal Bey Hüseyin Bey'lere geliyor, ya bölüşelim diyor. Hüseyin Bey de diyor ki benim eşim şu an aslında bölüşemem. Herkes nerede? Aslında dediğim değil gibi. Yani burası şöyle bir tarla olup Cani yuvarlak, Hanım, üçgen, daire, beşgen falan bir şey bölünmeyecek ki yani. Hani tarla şöyle bir tarla. Ya burası onların olacak ya burası onların olacak. Yani bu ama abi biz bir yerini vermek istemiyormuş. Biz bunu da öğrendik. Heh. Bir şey yapıyor hayır, işte. Hayır, hayır. Işte. Asla da öyle bir şey yok. Çünkü ben bunu programın en başında söyledim. Neden al ben yemedim? Aç gözlü olmuş. O tarlanın hepsini benim olsun istemiş. He? Kendi canlı oldu işte olan. He, bütün tarla benim olsun diyor. Öyle demiş kardeşim. Asla. Yapma diye ben sorabilirsin. Hiç öyle tartışmalar tarla benim olsun. Bunların hepsinin telefon şeylerini, mesajlarını, telefonlarını, geçmişlerini dinleyebilirsin. Savcının dinledi. Yani. Sonra siz şimdi de akşam bölüşmek istemiyorsunuz ama sabah oluyor. Sabah Kemal Bey evden çıkıyor kahveye gidiyor. Burası da kahve. Sonra o kahveye gittikten sonra siz evden kalkıyorsunuz ve Kemal Bey'in evine gidiyorsunuz. Aslında ama, aslında siz
Kemal Bey'in kahveye gittiğini de görebilirsiniz. Çünkü görmüş, görmüş zaten. Görmüş zaten. Ay, kim diyor bunu görmüş, görmüş diye ya? Karın hayır, dedi. Görme falan. Göste tanığı. Bu baba dedi. Bizim orada. Tanığı mı işte? Ya, bu baba. Ben duydum ya. Zaten onlar kendi şeyiniz. Tabii ki kendinize tanıklık yapacağız. Sizler onun yaylada bile değil. Sen ne vardın? Yaylada değil. Yok muydu? Hayır. Yalan söyleme. Bu baba baş sağlığına geldi. Ceviz'i oradan takip ettim gitti demedin mi? Takip ettim yalan demedim. Yalan demedim. Lütfen tartışmayalım. Siz bir kere içerideydiniz ki. Siz bir kere içerideydiniz ki biz babanın yanında tıkladık. Çünkü ben seni görmek istemiyordum. Allah Allah. Niye söylemek istemiyordum? Görmek istemiyordum. O zaman kovaydın. Niye görmek istemiyorsun ya? O zaman kovaydın. Ya ölüye gelip siz beni dinlemeyi düşünüyor musunuz? Yalan konuşmayın öyle. Sırası ben yalan konuşmuyorum. Hmm. Yalan yalan konuşmuyorum da konuşmam da. Şimdi Kemal Bey kahveye gidiyor arkadaşlar. Göğsümü göre göre sonra Hüseyin Bey, Hüseyin Beyler Kemal Beylere diyorlar ki biz bölüşmeye geldik. Şimdi bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öptü? Akşam bölüşmedim de sabah niye bölüşmeye geliyorsun? Ne değişti? Sonra evde olmadığını öğreniyorsunuz. Sonra Hüseyin Bey kalkıyor tekrar kahveye geldiğini söylüyor. Fakat Hüseyin Bey kahvedekilerle konuştum. Sen kahveye gitmemişsin o gün. Ablacığım. Gitmemişsin. İnan ki gittim. Gitmemişsin abi. Gitmemişsin. Senin günahını çekeyim gittim kahveye. Ya benim günahımı ah, falan çekme. Yemin. Ben kendi günahımı çekerim de. Yani sen kahveye gitmemişsin. Seni gören yok orada. Kim var kahvede? Kemal kahvede. Üç kişili yani iki kişili oturmuş. Sonra sen de buraya gidiyorsun. Arabanla gidiyorsun. Aracınla gidiyorsun. Sonra şimdi yön olarak bilmiyorum ama iyice de abuk sabuk çizdim buralara böyle peki, bunları. Peki kahveye gitmediyse Kemal'i nasıl görecek de oraya götürecek o? He. Bak şimdi sen arabanla gidiyorsun buraya. Burası önemli. Kim söyledi? Kim söyledi? Emiş Kasnaklı'yla sen. Bak bak şimdi. Neyi sen... söyledim ya? Bir dakika bakar mısın? Gitti, yer ölçelim diye. Tamam sormuş size sormuş. Sizi sormuş. Bilmiyorlar ki. Oğlum sus. Saygısızlık ya. Aracınla gidiyorsun kahveye. Şimdi daha sonra da işte bu Kemal Bey'in şurada cesedi bulunuyor diyelim tamam mı? Şimdi senin buraya abi üç kere gidişin var. Yani gidiyor bak gidişin yok buraya. İlk gidişin yok burayı nokta nokta koyup dönüşün var. Gidişin var, dönüşün var, gidişin var, dönüşün var. Anlatabiliyor muyum? Şimdi senin buraya üç kere böyle... Niye ters bakıyorsun ki oradan? Senin önüne ilk, bak. Dinle ama beni. İlk giderken ki gidişin yok. Ben de bunun üzerine baktım dedim ki peki dedim nasıl dönecek gidişi yoksa? Yolunu buldum. Sen de o yolu biliyorsun. Yani senin, sen Kemal'i aldıysan kahveden, buraya giderken kameraya takılmadan gideceğin yol var. Hem de iki tane. Söyle. Nasıl söyleyeyim? Nerede bu iki tane yol ablam? Ya kameranın olduğu yer belli. Arkadan dolaşınca evet. Gidiyorsun. Çektim de çok bağırıştığınız için yayınlayamıyorum. Tamam şimdi, da ablacığım şimdi. Sen buraya o arkadan kahvenin arkasından dolaşıp gittiğin zaman ilk giderken kameraya takılmayacaksın. Ama dönüşün var. Tekrar gidiyorsun, tekrar geliyorsun, tekrar gidiyorsun, tekrar geliyorsun. Sonradan da diyorlar ki sana, senin arabanda da bir kişi gözüküyor. Kim bu diyorsun ki? Torunum. Ama sen aslında o gün torununla da buluşmamışsın. Sen şimdi buraya üç kere niye gittin geldin, gittin geldin. Kim söylüyor efendim benim oraya üç kere gittim? Güvenlik geldim. Kamerası görüntülerim var. Kamerada görüküyorum. Kamerada görüküyorsa ben aydınlatsınlar mı madem öyle? Aydınlıyor, aydınlatıyorlar işte. Hayır öyle bir şey yok. Bak, işte yavaş yavaş aydınlanıyor. Öyle birden bir aydınlanmıyor işte. Bunu bak bunu reddedemez. Tabii, bir şey bu yer değil. Reddedemem onu. Demişse ki torunumla gitti. Torunumla gitmemişsin. Odun diyorsun. E odunlara üç kere gittin geldin. Arabanın arkasında odun gözükmüyor. Sen niye gittin geldin buraya abi yani. Bu oduna gideye gitmiş. Orada hani belediyenin toprak döktüğü bir şey var. Ben hatırlatmak için söyledim bu kelimeyi babama. Oradan dönüşte Killiye'nin tepedeki yerden diyor bir tane adam denk geldi diyor. Telefon açacaktı diyor. Ben onu açmadan diyor geri döndüm diyor. O da diyor bu sefer el kaldırdı bana diyor. Beni dalak etti diyor. Bunu geçen gün cuma tamam, günü hatırlattı. Peki ilk gidişinde ha, yani. Anlat baba onu sen şimdi. Kuvvetle muhtemel Kemal'in içinde olduğu düşünülen yerde neden güvenlik kamerası görüntü? Niye orada kameranın arkasından dolaşılmış da daha sonrakilerde kameranın önünden hayır efendim kameranın arkasından dolaşılmış diye hiçbir şey yok. Bak, gidişin yok dönüşün yoksa bak, kameranın arkasından bunu... uçarak gitmediniz ya. Furunun kuzey tarafında köşesinde yolun kenarında kamera da var. Furunun köşede odun yığılı yerin üstünde kamera da var orada. Beni orada göstersinler madem öyle. Giderken yok dönüşte var. Evet. Dönüşte var. Ama içinde adam var diyorlar. Neden o adam? Bir dakika bir virgül koyacağım. Mavi şeker. Oğlum bulundu. Ay iyi Allah şükürler olsun. Gel gel gel.
Canım benim. Ay canım benim. Çok gözün aydın. Gözün aydın, gözün aydın. Biliyorum öldü diye düşünüyordum. Ay canım benim, gözün aydın. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok güzel isimdin benim. Senin ismini çok beğenmiştim. Gel çok dur bir alo de, sesini de duyurayım sana. Alo de. Oğlum. Annem oğlum. Çok iyi günüm. Nerede? Bir alo deyin. Nerede bulmuş? Çobanlık yapıyormuş. Hayır. Çok teşekkür ederim. Dur dur sesini duyuyorum. Bir dakika durun. Alo de. Alo. Oğlum. Ha? Oğlum. Ne yapıyorsun? Oğlum ben sana kurban olayım. Neredesin? Ya sen beni merak etme ya. Benim durumum iyi. Hayır oğlum ben çoban akademi. Neredesin oğlum? Gözünü seveyim. Ya bu herkes yanımda merak etme ya. Benim durumum iyi. Neredesin oğlum? Neredesin? Ya ben ya yok ya ben biraz kakalım dilemek davada çıkmıştım kendim ya. Ne yapmışsın? Dağlara çıkmıştın kendin. Oğlum annem perişan oldu sen öldün mü diye. Ya biliyorum Müge abla biliyorum da yanında telefon yoktu. Telefon olsa arardım ben onu. Hayatım ama bir bakkaldan falan arasaydın kadın bak tir tir titriyor yanımda. Çok sevindik bulunduğuna. Ben de biliyorum ablam sağ olasın da yanında telefon yoktu o gün arayamadım. O gün değil ki bir gün kayıp değilse ki 11 Ekim'den beri kayıpsa. Evet evet bir ay bir hafta oldu. Ay çok teşekkür ederim. Ay rica ederim. Dur ki arkadaşlarımız görüşeceğine. Ay ne güzelmiş gözlerine. Ay. Ben sana kurban olayım. Ay estağfurullah çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Gözün aydın. Gözün aydın canım ne. Çok teşekkür ederim. Dur şimdi oğlunla gel sen hemen bir oğluyla bir konuşsun uzun uzadıya gel. Ay kıyamam gözyaşlarına. Çantası var mı hanımefendi orada? Yok. Çantasını da verelim. Ay darısı herkesin başına evet. Deyip gidiyor ya. Kıyamam hakikaten herkesin başına. Semra, senin de anneni buldum. Gözün aydın. O da annesini biliyorsunuz hiç görmemişti. 3 aylıkken annesi onu bırakıp gitti öyle biliyor. Onun da annesini bulduk. Bir alo de bakalım. Alo. Alo. Anne. Canım. Kızım. Neredesin anne? Sen neredesin? Ben buradayım. Ben de buradayım kızım. Uğur Mumcu'dayım. Uğur Mumcu İstanbul'dasınız. Evet. Ay dur kızca çok şey ya. Dur kendine çek. Onlar birine sarılmak istiyorlar. Ben onun farkındayım. Gel gözün aydın. Dur biraz sakinli. Gözün aydın. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Dur şimdi heyecanlanma. Anneciğim nasılsın ben seni arıyordum de. İyi misin de. Anneciğim nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Bu zamana kadar niye aramadın beni? Aradım ben seni ama seni bana göstermediler. Seni görmek istiyorum. Ben de seni görmek istiyorum. Sonra evlendiniz mi hanımefendi? Başka çocuklarınız oldu mu? Hayır yok. İki tane kızım var. İki kızım var benim. Diğeriyle görüşüyor musunuz? Efendim? Diğeriyle görüşüyor musunuz? Yok onunla görüşmüyoruz. İyi güzelmiş. Tek başınıza. Evet. İyi. İyi bak ne güzel büyümüş evlenmiş bütün derdi de bitmiş bir tane de kız çıktı sizi arıyor maşallah. Evet. Siz 3 aylıkken mi bıraktınız bebeğinize? Vallahi 3 aylık 4 aylık mı öyle çok seneler oldu. Çok seneler oldu. O zaman ben da, ona, o zaman ben da biri niye aramadın sormadın? Nerede olduğunu bilemedim kızım. Taşındı mı babanlar hemen oradan? Annem bırakıp ayrılmış oradan. Anladım. Sonra taşındınız mı oradan? Yok ben devamlı babamın yanındaydım. Öyle şey yapmadık. Hayır baban evden taşındı mı annenle oturduğu evden? Yok. Hep aynı yerde oturuyorlarmış. Keşke gidip bir bakaydınız. Gittim baktım ben Tayakadın köyüne ama bulamadım. Anladım. Size eşiniz kötü mü davranıyordu bu kadar bebeğinizi bırakıp gidecek kadar? Biraz öyleydi. Biraz öyleydi. Anladım. Babam da senin hakkında hiçbir şey anlatmadı. Hiçbir şey bilmiyorum ben. Bilmiyor musun? Söylemedim sana hiçbir şey. Hiçbir şey anlatmadı. Aynı babam gizli bir kutu yani.
Senin evet. aranızda ne geçti ne bitti hiçbir şey bilmiyorum. Bir araya gelirsek konuşuruz. En yakın zamanda görmek istiyorum seni. Gel buyur bekliyorum. Ben Uğur Mumcu'dayım. Sen neredesin? Ben şu an İstanbul'dayım. İkiniz de İstanbul'da oturuyorsun. Sen normalde nerede oturuyorsun? Ben Tekirdağ, Çorlu. Tekir o da yakın. Çorlu'da oturuyormuş bak ne güzel. Evet. Torunlarınız da var. Öyle mi? Evlendin mi? Evlendim. Çok güzel, çok güzel. Gel görüşelim. Ben Tarsan'da, Uğurmuncu'da oturuyorum. Uğurmuncu'da. İnşallah. Gelir gelir şimdi, o da heyecanlandı. Mutlu musun? Mutluyum, çok da şaşkınım şu an. Şaşkınım. Artık acaba gerçek mi? Bilemiyorum şu an. Bir yabancı gibi hiç görmediğim için yabancı insan oldum. Ama böyle bir sarılıp kucaklamak mutlaka. İstiyorsun. Peki siz neden çocuklarınızı hiç bu zamana kadar aramayı düşündünüz mü ya da aramadınız demeyeyim, düşündünüz mü hiç? İmkanım olmadı hiç aramayı. Anladım. İyi. Yalnız eşiniz de valla düzgün adammış. Hani size ne yaptı bilmiyorum ama hiç sizi kötülememiş yani kızınıza. Onunla ikimizin arasında bir şey bu. Evet, hiç kötü bir şey anlatmamış. Bence çok doğru hiçbir davranmış. Şey, çocuğun kötü, psikolojisi iyi. İçin inanılmaz şekilde dürüst davranmış. Sonra siz merak etmediniz mi? Bu 3 aylık hani anne kuzusu emziriyordunuz herhalde. 3 aylık bebeği emzirilmiyor mu? Emzirilecek tabii. Tabii ki. Sonra 4. aydan sonra bir şeyler yedirilmiyor. Yani artık 20 tabii, sene geçti. Tabii 3 aydan sonra ek gıdaya geçiliyor ama sağlıklı olan minimum 6 ay emzirmek. Hani, hayır 6 ay emziriyorsun ama ek gıdalara 4. aydan sonra başlıyorsun. Siz merak tabii, etmediniz tabii. mi bu çocuk ne emdi falan? Etmez olur muyum Bilge Hanım? Yani aç kalacak ne verilecek? Fazla konuşmak istemiyorum ben. Sadece kızımı görmek istiyorum o kadar. Anladım. İyi o zaman buyurun sizi bekliyoruz. Gözün aydın Semra'cığım. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Benden de. Kimin gözleri mavi? Babanın mı? Babamın değil. Belki de annenin. Belki aynı. De. Öyle mi diyorlardı? Annenin gözleri mi diyorlardı? Hiç demediler ama çok güzel bir kadın demiş dediler yani. Çok güzel bir kadındı dediler. Ay fotoğrafı olsaydı da gösterseydik ben de çok merak ettim ama artık yarına. Yalnız stüdyomdaki kadınların, biraz olayı da dağıtayım, çok dövüşüyorlar. Gözlerini gerçekten ekranda ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama hepsinin gözleri şahane. Neşe'nin de, bu Arzu da çok güzel bir kadınmış yani hala öylesin de. Evet. Hatem çok üzgün zaten, onun şeyleri gerçekten o da çok güzel ama o gösteremiyor kendisine. Şimdi abi sen buraya da ceset diye yazmışım da yani artık ne yazacağımı. Müge abla ben bir şey daha söylemek istiyorum. Burası cinayetin yeri yani, cinayet mahalli diyeyim. Müge abi sen bu cinayet mahalline neden gittin onu da sorayım da reklama girmeden önce. Bir de bir şey soracağım ben. Bir şey söyleyeyim bir dakika baba. Şimdi diyorsunuz. Hayır, o cevap versin ama cinayet mahalline neden gittin? Söyleyeyim onu sonra babam cevabını versin. He. Şimdi diyorsunuz ya biz araştırdık. Kemal'in gittiği kahveye gitmemiş, yalan diyorsunuz. Peki gitmemiş de bu adam oradan nasıl almış? Bu bir. Hı hı. İkincisi ise bir de şu. Hani diyorlar saat 11'e kadar Kemal Büyükdeniz neden beklesin orada? Çünkü o zamanlar zaten yaylada her saat başı, her yarım saat başı otobüs kalkıyordu. Neden 11'e kadar bekliyordu o zaman? 11 de değilmiş hatta. Demişler ki ha, 8.30'da giden adam. 12 ile 1, 12'de mi 1'de mi öyle demişler. Şimdi yayınlayamadım onları. 12.40'mış. 12.1 dediler. Demek ki öyle söylemeye çalıştılar. 8.30'da giden adam niye o sırada da oturuyormuş Hüseyin abi. Yani Hüseyin abi de arabayla oraya giderse yani Kemal'e şunu söyleyebilir. Kemal ya gel ben de sana geldim sabah. Ben görüşmeye karar verdim. Şimdi Mügen ablacığım bak. Otur da öyle otur, konuş gel ya. Buraya, bir dakika dur ya. Otur tek şeker hasta sen değilsin. Ben izah edeceğim. Tek şeker hasta sen değilsin. Ya sana ne oradaki yazı mı var zaten? Konuş ben ilgilenme işte. Tamam otur sen karışıyorsun. Sen konuşma sus. Sen karışmıyorsun. Arzu abla sen karışma orada bir daha. Niye karışmayacağım? Bak Mügen ablacığım. Ben şeker hastasıyım diye deli mi? Ben bu yolda. Ben şeker hastasıyım. Bir dakika şeker hastasında konuşmayın. Bir sefer gittim. Onu da gittiğimin nedeni. Kirlik denen bir yer var. Oranın belenin başında yıkılmış ağaçlar var. Belediyenin orada yıkılıyor ağaçlar var. Oradan odun kesme için gittim. Ama ne yazık ki orada bir adam yoldan geçiyor. Cebinden telefonunu çıkardı. Bir yerler arıyor. Ben o anda beni işletmeyi arıyor diye korktum. Motorumu aldım. Arabamın arkasına koydum. Döndüm gerisin geriye. Bir sefer oradan geçmişliğim var. Ha. Bu 4 sefer, 5 sefer gidip gelmem bile yani yok. Yani sen oradan ağaç kesecektin ama sonra oradaki bir adamı gördün. Ha.
O adamı da hatta tamam, ben... Tamam, o zaman yani ağaç kesmeye gittimler, doğru değil yani. Ağaç, odun kesmeye gittim oraya. Ama sen en başta odun kesmeye gittim dedin, onlar da sana dediler ki nerede odun, arabada yok. Şimdi diyorsun ki bir adam gördüm. Şimdi bak, adamı getirdim ben avanızın girişinde. Hüseyin abi, doğru mu anlatıyorsun bunları? Ya niye yalanını anlatayım ki? Zorun ne? Bir de o adam oradan kendisi beriye kadar zorun getirmiş. Zorun ne'nin cevabı var da o ben de şimdi onu söyleyeyim. Buyur, o konuşamaz. Onu da söylesin. Bu tam da kendini ifade edemiyor. Ondan mı devreye giriyorum? Ben adamı getirdim babanızın girişinde, şey yolunda, şarj yolunda adam ben burada kalayım abi dedi. Adam o telefonla konuşan adamı da arabanı aldın aynı zamanda. Aldım. E sordun mu sen şikayetçi misin diyor. Böyle müzevir bir adam yok, mısın? Yok öyle bir şey mi yok abi dedi. Bu korkuyla ne yapacağız? E tamam yok dedi o zaman onu bırakıp diye. İşte tekrar geriye döndün o zaman kesmek tekrar için. Tekrar geriye dönmedim. Bak hatta canlı yayında kamerada görülmüşüm arabanın içinde kimse yok. Ben orada inmişim, markete sapmışım, dükkana sapmışım, şeker markette. Bu bayan da görmüş, arabasının arkası boş diyor. Arabada odun yok diyor. Koltukta yatık. Olay ya böyle yani. Tamam gider, işte ağaç falan yok yani. Koltuğunu yatırır da gider. Torun gezdirme de yok. Nasıl? Odun kesmeye yani gider. Torunu gezdirme de yok, bir söyle yok, diye. Torunu gezdirme, ondan birkaç gün önceymiş. Bunun anladım ama sana işte ilk sen buraya niye gittin dediğinde sen... Arkadaşlar kendi aranızda konuşmayın. Kendi konuşurken demişsin ki torunu gezdirmeye gittim, o da yok. Torunu gezdirmeye gittim, ondan önceymiş, o günden önceymiş. Anladım. Ha. Şimdi de geldik ormana, ağaca bunu, yani. Bunu bana saldığını kendisi söyledi. Suyum alayım mümkünse. Tamam, sen otur abi, oturabilirsin. Otur basımı getireyim. Anladım, yani tamam da işte buralarda da bir değişiklik yok mu yani? Bir gariplik yok mu bu işte? Hiçbir alakası yok. Ama niye iyi de Hüseyin abi. Ben bak ben yere gidiyorsun. O yoldan bir sefer geçtim. O da Hillik denen yerin belenin başında belediyenin toprak aldığı yerde. Belediye toprağı aldıkça oradan yıkılan ağaçlar var. Orada yıkılan ağaçlar ya var. Biz bu killik mevkiini hangi konuda işlemiştik? Killik. He ama o Fatma Uyanık da bunlar yoksa. O ağaçtan ben bir tanesini keseyim dedim. Kavma göre. Arabamı atayım getireyim dedim. Kirlikteyken ağaç motoru çalıştırma şansın yok. Altın olsun 15'indeyken. Niye olmasın kardeşim? Çok kalabalık. Oluyor. Birisi şikayet etmese birisi şikayet kardeşim, ediyor. Kardeşim benim motorum yok mu yerinde? Hüseyin ben otur yerine. Oturuyorum. Otur. Kesin yerine otur. Hakkı yok böyle bir şeye yazarken. Çok kalabalık. Öyle ayakta yalan söylüyorlar efendim. 4 sefer gitmiş. Bir de ne demiş? Yani diyorlar ki Ağustos'un ortasında kesersen herkes şikayet etmez miydi diyorlar. Ben de gittim kestim babamla beraber bir defa. Hatta Kemal'in kendisiyle gittim ben bir sefer. Tamam, devletin malını... Tamam o suç biliyorum. Ona kaçak da ben bu devletin vatandaşıyım. Ben bunu doğrulamayayım. Devletin ormanından yer almaya hakkım yok mu? Ya tamam o cezasını yerim. Ormanın o yasak olur mu? Kesilmez ki hala. Suçlamak farklı bir şey. Şimdi devletin ormanını kesemezsiniz. Çok ne demek istediğinizi anlamıyorum. Müdahale etmem lazım. Edemiyorum da o sırada ama yani tabii ki öyle izinsiz ağaç kesilmez. Tabii ki kesilmez. Belediyenin bekosunun toprak alırka göçen ağaçlar bunlar. Tamam, belediyeyi sen karar veremezsin. Yasak hangi ağacı aldığımı sen karar veremezsin. Yasak olduğunu biliyorum. Mecbur olduğumuz için yasak olduğunu biliyorum. Bir dakika bir şey söylüyor Hatem'e. Ben izledim, Tersakan'a gittik diyor. Tersakan bu abimin cesedinin bulunduğu yere 5-10 dakika yok falan. Işte, oradan çıkıp başka yere mi gidiyor? Tersakan'a niye gittiniz diye sordum. Yalnız Yusuf sana da şunu söyleyeyim. Kim sana Yusuf öldürdü dese... Kim mesela diyorsun ki pompalı, o zaman diyorsun ki evet, pompalısı bak. Vardı. Kim gördü? Yusuf gördü. Geçen kaç gündür bak siz de izlediniz. Bak yalanım varsa ya da yanlış anladıysam söyleyin. 50 kere sordu. Bir tartışma var mı? Bir şey var mı? Yok dediniz. Mügar şimdi diyorsun ki var. İki ay hiç kimsenin kavgamız yok dediler. Böyle kilitli bir kutular diyor. Bugüne kadar ölen bir kişiden bahsediyordun evet, Yusuf. Bak. Bugün kalktın Hüseyin Bey'in mevzunu okuyattın. Bu da cuma sesi. Oğlum cuma günü... bir takım şeyleri gizliyorsun. Evet bak. Cuma yani günü şu anda sırf konuşmuş olmak için konuşmak. Valla Hüseyin kapsa. Olayı aydınlatmaz. Cuma günü konuşamadı ya. Hani Cemil. Olayı aydınlatmaz. Ya Yusuf hakikaten bir düşün artık anlat yani. Bak yarına gelelim artık herkes anlatsın. Geri girelim. Gel arkada anlat. Biz arkasında durduğumuzu gördü. Ondan sonra konuşmayalım. Yusuf burada konuşmuyor. Ölen baba. Bir dakika. İçeride gel çayımızı içerken sohbet İster ederim. İster misin anlatma? Her şeyi anlat. Orada anlat. İster anlat misin? Bir dakika canım. Anlat öyle tamam, bildiğin bir ettiğin bir şey İster varsa misin? Anlat çocuğum. Evet. Anlatacaksın mı yani? Evet. Görmedim abla. Görmediğim hani şeydi gördüm diyemem. Kusura bakma da insan evindeki babasını yani. Ya doğru şey ormanı da bir tane kadın götürmüyor. Gel ya bir şey söyleyeceğim Nadire o zaman yani şüpheleniyorsanız baba niye geldiniz de adamın ormana götürdüğü kadını anlattınız onlar burada. Onlar gelmedi ki ben geldim. Ben geldim. Hayır kardeşim Nadire anlat değil. Neyse dur reklama girmemiz lazım. Yarın devam edeceğiz. Kardeşim.